Vesselamu ala khayri halkı Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Elhamdülillah, allazî bi ni'amihi tetimmu s-salihat. Allah subhanahu ve ta'ala, bana şöyle bir basıp giden kadınlarımızı Allah tahar bittesige, acil hasanatları yazgen bulsun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu suhbatı da cennetli firdevs oturuşumuzu nasip etsin. Amin. Peygamberlerde kıssalarını devam ederkenimiz bana bugün kıssalarda en acibi ve en nadiri bugün Yusuf Aleyhisselam'da kıssasını başlayalımız. Bu kıssanı başlaştıktan burun ötken suhbatımızdaki Lut Aleyhisselam ve o kişinin kavmi bugün Sadun kavmini üstüde sadır bugün bazı işlerde kıska tekrarlar koyduğum olsak ta ki kiyengi mazlu yulanıp geçişimiz o sonra olsun. Bana Peygamberlerde, Kerim peygamberlerden bugün Lut aleyhisselam yeryüzüde buzgunçiliydi çok kısıge çıkan. Yeryüzüde yaşayan halkların en rasvası bugün Sadun kavmüge peygamber bol yubarlayanını gördük. Ve bu kavm peygamberlerde tarihi de, insaniyat tarihi de en fasık, fisk fücülge tolgen, küfür ve fahşike batgenliğini gördük. Onlardan burunki kavmlar elbette kafirleri bugün, mumunları bugün, fasıkları bugün, lekin İflaslikde, razillikde bulardı tenge bulmayan. Ve o kavm bana sizlerden burun hiç kim kımayan işini kılasılar mı de Lut aleyhisselam talibim Allah-u Teala bizge bayan kıladı ki onlar ana şu ayarlarda koyup erkelerle alaka kılıçlıydı özlerge adat kıvayanlarıydı. Çünkü ana şu kısadan şunu diye kılasalar vardı ki bu iflaslik bile şugullanırken bazı adamlar bulsa yeryüzüde bu bizi kanımızda bizi genlerimizde, bizi yaralış tabiatımızda şuna kabar diyken payette, na'udhu billah Allah ki onlar tuhumat kılıyken buladı. İnsanda tabiatıdaki bar nerse, biz şuna böyle yaralgen bulsak, tabiatımız şuna kabar olsa bizden ama ayıp diyken payette, Allah'tan korksun ki, eğer insanda tabiatıda bu nerse bar bula diyen bulsa, Sadun kavmadan bunun gibi kanlar kan, bu nerse bula şugullanken buluşu diye kere gidi. Ve lekad anzarakum batışatana fadamaru bin nuzur. Dar hakikat Lut aleyhisselam ularda bizni azabımızdan ogohlantirdi. Ular ogohlantirishni yolg'on deb yuzga kirishdi. Qavm o'z payg'ambarga itoat qilishdan bosh tortgandan keyin Alloh taolo tomonidan yuborilgan baloga ro'baro bo'lishdi. Mana Jabrol aleyhisselam ana shu qishloqni ostiga qanotini bir uchini kirgizdi va ko'tardi osmonga. Ko'tardi. Shunday rivoyatlar kelyaptiki, qishloq da yaşayabiliyen it ve horozlarda tong sahardagi kışkırgen yoki hürgenliğini Osman ahli farişteleri eşitti. Ve kışlağı ahli ise Osman farişteleri tasbihlerini eşitti. Ana şu cahada ular gibi Cebrail aleyhisselam kışkırışlıktan burun musavvamaten her bitti kafirde her bitti fasırdı ismi yazılırken taşlar kele başka yoğundu. Söngüle bitti kışkırdı hamazı tökülgen tuttu evi kaldı. Ve avvalgi kavimlarga balo kelgan bo'lsa, Samud yoki Od qavmlariga o'xshash qavmlar yer yuzida bir vayron bo'lgan bo'lsa, yer ustida ularda asarlari qoldi. Shunday emasmi? Mana Samud qavmidagi gapirgan paytimizda Madinaning shimoliy g'arbida 380 km uzoqlikda ana shularda maskanlari qolgan. Ba'zi bir asoratlari, alomatlari qolgan. Ana shularni ko'rib ibratlanishligimiz uchun. Lekin bu qavmda asarlarini ham Alloh taolo yer yuzida qoldirmadiki, ana shu qishloqni Jabrol alayhisalom ko'targan holatda to'ntarib yerga tashladi. Toki bunaqa fisq, bunaqa fujur yerda ustida alomati ham qolmasin. Mana hammamiz bilamiz, hayvonlar yana shu bir vabo kasali tiyadigan bo'lsa, sibirskiy yazva deymizmi va boshqa kasallar. Ana shu kasallikka uchragan hayvonni o'ldirilib, kuydirilib, kuli 7-8 metr chuqur kavlab ko'mib ustidan turib oqtotiladi. Toki yerni betida qolmasin. Shunga o'xshamaydimi? Lekin shayton degan lain bor ekan, insonlarni vasvasa qilishlikda qiyomatgacha vasvasa qilishlikka Allohga va'da bergan ekan, ana shu qavm yo'q bo'lib ketgandan keyin ham mana ishni davom etkizgan boshqa haqlar bo'ldi. Mana hozirgi kunda ham dunyo miqyosida gapiradigan bo'lsak, bularning ham o'zlarining huquqlari bor. Shundaymi? Inson huquqlari va hokazo shunga o'xshagan chiroyli bir shiorlar bilan ba'zi o'lkalarda o'zlarining jamiyatlari bor.
Ularda haklar hem himoya qilingan. Lekin bizi İslamımızda, Kur'anımızda bu narsa juda bir razil iş ekanligini Alloh taolo mana Lut alayhissalomni qissasini bayon qilib bizga buni ko'rsatgan bo'ldi. Halok bo'lganlarning ichida Lut alayhissalomning ayoli ham bor edi. Alloh taolo Qur'oni Karimda yuhrijul hayya minal mayyiti va yuhrijul mayyita minal hayy. Alloh tirikdan o'likni chiqaradigan, o'likdan tirikni chiqaradigan zot deb o'zini sifatlaydi. Ya'ni yaxshi odamda bolasi albatta doim yaxshi bo'lavermas ekan. Yomon odamda bolasi ham doim albatta yaxshi yomon bo'lishi shart emas ekan. Alloh aytibdi, tirikdan o'likni chiqaraman deydi. Ya'ni tirik jonivorni o'ldirsangiz o'lik bo'ladi. Endi o'likdan tirikni chiqaraman deganda biz ko'raylik, ana shu tuxumda o'lik narsa edi. Lekin tirik bo'lib chiqmayaptimi? Ana shu mang'izni olaylik, daraxtni mang'izini. Agar shuni yeb olsangiz yo'q bo'lib ketadi, lekin ekib qo'ysangiz unib chiqmayaptimi? Ulamolar shunga yana bir ishora qilishar ekanki, Alloh o'likdan tirikni chiqaradi degan oyatda yaxshi odamda bolasi yomon ham bo'lib qolishi mumkin. Yomon odamda bolasi yaxshi bo'lib qolishi ham mumkin. U kimning qo'lida? Alloh taoloning qo'lida. Farzandlarimizga Allohni tanitib tarbiya beramiz, lekin yana qo'rqamiz, Parvardigor adashtirib qo'ymagin ularni. Otasi kofir edi Ibrohim alayhisalomda, bolasi payg'ambar bo'ldi. Otasi payg'ambar edi Nuh alayhisalomda o'g'lini, bolasi kofir bo'ldi. Qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida hech kim hech qanday bahona qolmas ekanki, meni otam yomon desa, bitta payg'ambar keltirilar ekan misol. Meni bolalarim yomon desa, yana bitta payg'ambar misol keltirilar ekan. Ayol kishiga meni erim zolim edi, erim fosiq edi, ibodat qilishlikka qo'ymas desa, Fir'avnning ayoli Osiyo onani misol qilinar ekan. Seni ering Fir'avnchalik zolim edi. Bir odam xotinim yomon edi, xotinimga yo'l bermas desa, mana shu ikkita payg'ambar keltirilar ekan. Lut alayhisalomda xotini nima edi? Kofir edi. Zaraballohu masalan lilladina kafaru murata Nuh va murata Lut kanata taxta abdayni min ibadina solihayn fa khonatahuma. Alloh kofir bo'lgan kimsalarga Nuh va Lut alayhissalomlarning xotinlarini misol qilib keltirdi. U ikkala ayol Allohning solih bandalarining ostida edi. Erlari payg'ambar edi, lekin xiyonat qilishdi. Bu xiyonat izzat nafs sharaf xiyonati emas. Bu aqida xiyonati. Payg'ambarlarning hayotida, payg'ambarlarning nasli nasabida sharaf ornomiz xiyonati bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo bu narsadan saqlagan. To'g'ri, Lut alayhissalomning ayoli kofir edi. Qavmini fisq fujuriga Lut alayhissalomni sillarini chiqib aytib, ularga yordam beradi, lekin o'zi zino, fahsh bilan shug'ullanmagan edi. Payg'ambarlarning nasli bu narsadan pokiza hisoblanadi. Demak, eri payg'ambar bo'lsa ham, agar xotini ana shu payg'ambar bo'lgan erini e'tiqodi bo'lmasa ekan, hech qanday asqatishlik bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizi Fatimaga aytadi, "Ey qizim," deydi, "bitta xurmo bilan bo'lsa ham sadaqa qilib o'zingizni jahannamdan uzoqlashtirib oling. Chunki qiyomatda Muhammad qiz ekan deb qarab o'tilmaydi," dedi. Otamiz xor oladimi, opa-dadamiz ishon o'tganmi bo'ladi-yu bizda. Men palonchilardanman, to'kinchilardanman deb. Hatto Rasulullohning farzandi aytayapti, "O'zingni o'zing saqlab ol," deyapti. "Men hech narsa qila olmayman u kunda," deyapti. Anbiyolar nasli fahshdan pok bo'ladi. Lut va Sodom qavmi o'rtasida bo'lgan ishlar mana Ibrohim alayhissalomni tirilik paytida yuz berdi deb aytdik. Ana endi bugungi qissaga o'tamiz. Bu Yusuf alayhissalom qissasi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Bu qissada ikkita payg'ambar, Ishoq, Yaqub ibn Ishoq va Yusuf ibn Yaqub, Yusuf va Yaqub alayhissalomlarning qissasi haqida so'z ketadi. Qur'ondagi eng go'zal, eng shirin qissa mana shu desak xato qilgan bo'lmaymiz. Bu qissa bitta surada boshlanadi, shu surada tugaydi. Hech qaysi Qur'ondagi boshqa payg'ambarlarning qissalari bunaqa kelgan emas. Yusuf surasi Makki suralardan. Mana bilamiz, Qur'ondagi suralar ikkiga bo'linadi. Makki va Madaniy suralar. Makkada nozil bo'lgan suralarda asosan qo'rqituv, vay, nazir, xushxabar bo'lgan, iymon e'tiqodga dalolat qiluvchi bo'lgan
oyatlar bilan to'lgan. Payg'ambarimiz 13 yil Makka'da yashagan bo'lsa, iymonga da'vat qilgan. Hukmlar tushgan emas deyarli. Endi Madinaga ko'chib borgandan keyin hayotni tartibga keltirishga bo'lgan hukmlar tushdi. Makki suralarda asosan qattiqlik, oxiratdan qo'rqitishlik degan mavzular bor. Lekin bu sura Makka'da tushishligiga qaramasdan bunda o'quvchi uchun bir rohat bor, halovat bor, huzur bor. Nimaga bunaqa? Mana aytib, boshqa suralar, sochiq boshqa payg'ambarlarning qissalari sochiq holatda kelgan. Mana masalan, ana shu Musa alayhisalomni gapiradigan bo'lsak, Qur'onda 73 ta o'rinda bo'lingan yus Musa alayhisalomning qissasi. Agar uni bir chekadan tafsir kitoblarida ko'p bo'lishiga qaramasdan, Musa alayhisalomning qissasini jamlab bir narsa tayyorlayman degan odam qiylanadi. Chunki 73 ta o'rinda kelgan. Qur'onda bir chekasidan oladigan bo'lsak, Baqara surasidan boshlanadigan bo'lsa, sigir voqeasidan boshlanadi. Alloh taolo sigir so'yishlikka buyurdi deydi. Sigir so'yishgacha chakanish bo'lganmi? Ular qani? 24 ta, 25 ta suradan yig'ish kerak bo'ladi 73 ta o'rindan. Bir sura keladi, 5 ta oyat Yunus alayhisalom haqida kelib turib, shart to'xtaydi-da Musa alayhisalomga o'tib ketadi. Shart to'xtaydi-da Shuayb alayhisalomga o'tib ketadi. Lekin bu sura bir boshlandi, uzilmadi. Nimaga bunday sura nozil bo'ldi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka'da odamlarni iymonga da'vat qilar ekan, Makka Qurayshidan kofirlardan juda ko'p aziyatlarni ko'rdi. Payg'ambarimizni ana shu Makka'ni aziyatidan to'sib turgan kishisi bu amakisi Abu Talib edi. Yoshligida shu kishinikida katta bo'lgan, payg'ambarimizni yaxshi ko'rgan kishi, payg'ambarimizni Abu Talibni yaxshi ko'rgan, lekin kofirligicha o'lib ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu Qurayshdan himoyachisi bo'lgan Abu Talib vafot etgandan keyin, suyangan, ishangan bitta odami vafot etgandan keyin 3 kundan keyin Hadija onamiz vafot qiladi. Ya'ni payg'ambarimizga tirek bo'lib turgan 2 ta odam 3 kun ichida vafot etadi. Ko'yni cho'kib, inson mahzun bo'lib turgan paytda uni ko'yini ko'taradigan bir ikki og'iz shirin gap gapiradigan birodari bo'lsa qanaqa bir yaxshi narsa. Qo'yinga o'tib ketadi bu kunlar ham. Sabr qiling deydigan bo'lsa, shu gapni eslatish kerak. Biladi sabr qilish kerakligini. Biladi o'tib ketishi, lekin shu gapni kimdir aytish kerak. Endi agar shu taskin berayotgan odam so'zga usta odam bo'lsa qanaqa bo'ladi taskini? Agar bu taskin berayotgan odam sizga haqiqatan yaxshilikni ravo ko'rib, so'zga usta bo'lib, Allohning ilmidan xabardor bo'lib taskin bersa qanaqa taskin bo'ladi bu? Payg'ambarimizga bu sura taskin bo'lib tushdi. Alloh taolo payg'ambarimizni ko'yni cho'kib turgan paytda ko'ynini yuchashlik uchun, ko'ynini ko'tarishlik uchun dori qilib tushirdi bu surani. Shuning uchun Makka'da tushgan suralardan Yusuf surasini farqi shunda. Ato rahmatulloh aytadi, mahzun, bir qalbida g'ami bor odam Yusuf surasini o'qir ekan, albatta bir huzurni, rohatni topadi bundan. Bu sura biz hali kirishganimiz yo'q suraga. Biz bu surani boshqa suradan farqi, fazilati narx haqida gaplashyapmiz. Ya'ni eshitishlikdan burun nimaligini tushunib olaylik, toki mazasini yaxshiroq tushunaylik. Toki uyqu suramay o'tiraylik akalar. Hud surasidan keyin nozil bo'lgan. Hud surasida asosan mana Samud, Lut, Hud ana shu qavmlarni hikoyalari keladi. Va bizga ma'lumki, Nuh alayhisalomni ham, Hud alayhisalom, Solih alayhissalomlarni ham qavmlari vayron bo'lgan. Bir qavm keldi, payg'ambar yuborildi, iymon keltirmadi, vayron qildi. Payg'ambar keldi, qavm kofir bo'ldi, vayron bo'ldi. Ana shundan keyin tushgan sura Yusuf surasi qalbga taskin beradigan, qalbga huzur bag'ishlaydigan sura bo'ldi. Payg'ambarimizning himoyachisi Abu Talib vafot etdi, orqasidan Hadija onamiz vafot etdi. Hadija onamiz haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrini oxirigacha yaxshi so'zlarni so'zlagan. Hadislarda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, kamola minar rijali kathir va lam yakmul minan nisa illa arba. Erkaklardan juda ko'p deydi, kamolatlik darajasiga, komillik darajasiga yetdi. Ya'ni Allohga roziyga yetishdi dunyoda o'zida. Payg'ambarlar, nabiylar, siddiqlar, shahidlar, avliyolar juda ko'p bo'ldi erkaklardan, lekin ayollardan faqat 4 tasi kamolat darajasiga yetishdi deydi.
Ulardan Osiyo binti Firavun, zavjati Firavun. Firavunning ayoli Osiyo. Va Maryam binti Imron, Imronning qizi Maryam, Iso alayhissalomning onasi. Va Hadija binti Huvayli va Fatima binti Muhammad. Mana shu to'rtta ayol mukammal, komil ayol bo'ldi deyildi. Ana shu Hadija onamiz vafot etgandan keyin payg'ambarimiz har kuni bir eslab qo'yardi yaxshilik bilan. Hattoki mana Oyisha onamiz Abu Bakrning qizi payg'ambarimizning ayollari Rasulullohda deydi, xotinlarining ishidan faqat Hadijaga rashq qilardi deydi. Kunlarda birida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hadija undoq edi, Hadija bundoq edi deb zikr qilgan paytda Oyisha onamiz achchig'i kelib ketdi, "Qani endi bir qari kampir edi-da. Alloh sizga undan yaxshirog'ini berdi" deganda Rasulullah bu so'zidan qattiq bir achchiqlanib yuzlari qizarib ketdi-ki, "Yo'q" dedi. "Allohga qasam, hargiz undan yaxshisini bermadi. Odamlar menga kofir bo'lganda birinchi yo'l iymon keltirdi. Odamlar mendan o'zini mahrum qilganda mol bilan himoya qildi va Alloh faqat Hadijadan farzandlarni menga berdi" dedi. Mana shu yaxshi ko'rgan ikkita odamidan ayrilib payg'ambarimizni ko'na cho'kib turgan paytda Alloh taolo Yusuf surasini nozil qildi. Va mana shu yil Amul Huzn, qayg'u yili deb nomlandi. Ya'ni bu sura nozil bo'lib, go'yoki Alloh taolo xafa bo'lmang, albatta g'am qayg'udan keyin yengillik keladi degandek edi. Fa inna ma'al usri yusra. Albatta bitta qiyinchilikda yonida ko'p yengilchiliklar bo'ladi. Bu surada ibrat, dars va mavizalar karvoni keldi. Boyatik boshqa qissalar sochilib kelgan, lekin bu sura butun keldi. Imom Qurtubiydan Alloh taolo Qur'onda bu qissalarni daraja-madaraja go'zal suratda birin-ketinlik bilan nozil qildi. Masalan, Ibrohim alayhissalomning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, "Fama labisa anja bi ijlin hanif." Ya'ni uzoq turmadida semiz sigirni keltirdi. Boshqa surada Faroga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Oilasini oldiga chiqib ketdi-da semiz buzoqni olib keldi. Ya'ni ikkita oyat yig'sak, demak, Ibrohim alayhissalom semiz va pishirilgan buzoqni olib kelib mehmonlarga qo'yilganligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni yig'ish kerak buni. Mehnat qilish kerak, u yerini qarash kerak, bu yerini qarash kerak. Lekin Yusuf alayhissalom surasini o'qisak, birodarlar, unaqa mashaqqat yo'q. Bir chekadan ketadi bir hikoyadek. Imom Qurtubiy aytadi, Yusuf alayhissalom qissasi Yusuf surasidan boshqa o'rinda kelmadi. Bilinmadi. Muxoliflar, ya'ni Qur'onni Allohning kitobi emas deyotgan muxoliflarga bir hujjat bo'ldiki, agar qo'lingizdan kelsa, uzuq-uzuq qissalarni keltiringlar, Qur'onnikida qolib olsin. Ya unga yaramasalar, biz butun bitta sura ham keltiringlar, hikoya keltiringlar, Qur'onda qolib olsin. Bu Alloh taolaning chaqiruvi qiyomatgacha yashaydigan nafaqat insonlarga, balki jinlarga ham xitob bo'ldi. Alloh taolo mana Qur'onda "Qul la inistamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli ma walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira." Ayting, agar insonlar ham jinlar ham jamlansa, mana shu Qur'onga o'xshagan narsani birga keltiramiz deb, bir-birimizga yordam berib turib Qur'onga o'xshagan narsani keltiramiz desa ham, aytingki, ular hech qachon bu narsaga qodir bo'lmaydi. Bu chaqiruv, bu vizif qiyomatgacha turadi. 10 ta sura degan Alloh. Yaramaganda bitta sura degan. Bitta oyatni ham keltira olmaydi insonlar. Chunki bu Robbil Azizza va Jalla kalimalari hisoblanadi. Xo'p, qissani boshlaymiz endi. Qissani boshidan boshlaymiz. Eng go'zal qissani boshlaymiz. Alloh taolo boshlagandek boshlaymiz. Astagfirullah billah alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu alayka ahsanal qasas alif lam ro bu ochiq kitobning oyatlaridir. Albatta biz Qur'onni ochiq arab tilida tushirdik shoyat aql yurgizishliklar uchun. Qur'onni arab tili haqida, arab tilida nozil bo'lganligi haqida 7 ta oyat keladi. Ya'ni arab tilini boshqa tillardan ustunligi ham shunda. Avvalambor Qur'onni tili, jannatiylarda tili bu. Til o'rganishga agar rag'batimiz bo'lsa, Qur'on tilini o'rganaylik, arab tilini. Chunki Alloh taolo arab tilida tushirdi Qur'onni. Jabroil alayhissalom arab tilida yetkazib berdi. Payg'ambarimiz arab tilida o'qib berdi. Jannatga kirganlarning tili ham arab tili bo'ladi.
Biz sizge bu kıssalarda içinden en güzelini sözler veremez. Kıssa degen söz, kasas degeni bir haberde arkasından başka haberde gelişliği. Yani Musa Aleyhisselam'da anası, ana şu sevetke salıp suyu akız organ payıttı ve kaletli uhtihi kussi deydi. Anası kızı getirdi, yani küzatı bargin deydi. Arkasından barıp karab getkin deydi. Yani bitti haberde arkasından ikinci haberde gelişi kıssa deydi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima ohayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Biz sizga qissalarda eng go'zalini so'zlab beramiz. Mana shu Qur'onda vaholanki siz bu narsalardan g'ofil edingiz. G'ofil degan sifat mana shu qissadan bexabar edingiz deyapti Alloh taolo. Allohning zikridan g'ofil emas bu yerda. Siz mana shu qissadan g'ofil edingiz. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقتی که یوسف otasiga aytdi, otajon, men 11 ta yulduz, oy va quyoshni menga sajda qilayotganini tushimda ko'rdim. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Bu tushingizni akalaringizga aytmang, sizga bir hila makr qilib yomonlik qo'ymasin, chunki insonga albatta shayton ochiq dushmandir. Ru'ya degan so'z bu insonni tushida ko'radigan narsasi. Endi ru'ya bo'lib turib qisqa to bilan tasniya bilan keladigan bo'lsa, toy tanis bilan keladigan bo'lsa, kishi uyg'oqligida ko'radigan narsasi. Bu yerda ru'ya kadab turib tushingizda deyilyapti. O'ngida ko'rgani yo'q. Demak Yusuf alayhissalom tushida ko'rgan edi 11 ta yulduzni, oy va quyoshni unga sajda qilganini. Yaqub alayhissalom tushlarda ta'birini bilmasdi. Xuddi biz siz bilan bilmagandek. Tushlar haqida nima deymiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, yaxshi tushda yaxshi odamlarga aytinglar, yomon tushda birovga aytmay qo'yinglar deydi. Ya'ni tushda yaxshisi bo'lsa aytinglar, yomonni aytmaslikka buyurilganmiz biz. Tushlarda ta'birini biladigan Yusuf alayhissalom edi. Undan keyin boshqa hech kimga berilgan emas bu ilm. Shuning uchun bitta odam kitobcha ochib o'tirib, tushlarda ta'bir qiladigan hunarga ega bo'lgan bo'lsa, bu odamda jicha rost ko'rmasligida shubha qilmasak bo'laveradi. Yusuf alayhissalomda 11 ta ukasi bor edi. Binyamin o'zini bitta onadan tug'ilgan ukasi edi. 6 tasi boshqa ukadan va 4 tasi Yaqub alayhissalomning 2 ta cho'risidan farzandlari edi. Ya'ni 11 ta ukasi bor edi. Yaqub alayhissalom farzandlarining ichidan Yusufni boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rardi. Va akalariga bu narsa yoqmasdi. Binyamin ham yomon ko'rishadi-yu, lekin yosh kichkinaroq bo'lganligi uchun Yusuf yomon ko'rganda yomon ko'rishmas edi. O'zi bir odamni bir nechta ayoli bo'lsa yoki bir nechta farzandi bo'lsa, bittasini boshqalardan ko'proq yaxshi ko'rishligi ayib emas. Ayib nima? Buni bildirib qo'yishlik. Albatta, 4 ta bolangiz bor, 5 ta bolangiz bor, bittasini ko'proq yaxshi ko'rasiz. Bu haliga qalbda bu boshqara olmaysiz bu narsani. Bittani ko'proq yaxshi ko'rishingiz haq, lekin buni bildirmaslik kerakki, to boshqa farzandlar o'rtasida bir-biriga nisbatan adovat degan hissi uyg'otib qo'ymasin. Lekin Yaqub alayhissalom bu narsani oshkor qilar edi. Ya'ni bir soatdan yonidan ketishligini xolamasdi Yusuf alayhissalom. Va kazalika yajtabika robbuka va yuallimuka min ta'vilil ahadis. Yaqub alayhissalom mana shu tushli ta'birni aytib davom etkizadiki, Alloh sizni dedi. Tolla bo'lar ekan dedi. Akalaringiz ichidan, butun yer yuzida yashayotgan hozirgi davrdagi odamlarda hammasi ichidan tolla bo'ladi, sizga tushlar ta'birini o'rgatadi. Va otalaringiz Ibrohim Ishoqqa bergan ne'matini, otangizga bergan payg'ambarlik ne'matini sizga to'liq qilib beradi. Ya'ni tushlarda ta'birini o'rgatadi. Bu qissada Alloh taolo yahudlarga javob berdi. Yahudlarda Yusuf alayhissalom haqidagi qissalar bor edi. Lekin to'liq emas edi. Chola bo'lsa ham orasiga ko'p inhiroflar, o'zgarishlar kirgizish o'rgan edi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelib Yusuf alayhissalomning qissasini yahudlar so'raganda Alloh taolo mana shu surani javob qilib tushirdi. Laqad kana fi Yusuf va ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Yusuf va akalarining qissasida so'rovchilar uchun belgilar, javoblar bor. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبى إن أبانا لفي ضلال مبين. Akiyukalar toplanib aytishdiki, Yusuf bizdan ko'ra otamizga mahbubroq.
Bu halen ki biz usbamız. Usba, 10'tadan aşırağı cemaat, Araplarda usba deyilerdi. Bu atamız açık zalalatta dedi. Atası kim idi? Kim idi kişi? Peygamber bugün atası ki zalalatı nisbatla şey yaptı. Yani insan özünü hak da bilgenden ki, roparasta turgan adam ne buluş gerek elbette? Nahak buluş ne gerek? Okutul ve Yusuf. Yusuf da öldürürler de işte. Öldürelim Yusuf'u dedi. Yani karın, ata bitti balasını köpüre yaş görüşünü bildirip koyuşlu ki, akanı ülkanı öldürüşü keçe fikir yalı bari yaptı. Çünkü fazlantılar gibi olan muamelede bittiğini başkalarına aşk körü bormuydu. Adamlar gibi kör satır. Şunda ana şu akı ülkelerde katta aslan boyan Yahuda etti ki, yok öldürmeyelerdi, öldürüş dedi katta günah dedi. Avit rahuhu ardan, yaksı dedi, adaştırıp çıkar varayla yerimizden. Sonra, yaklu lakum vacihu abikum ve takunu min ba'dihi kavman salihin. Yani şurali bir manalar var. Çıkar varayla Yusuf'tu, Yusuf yok boyandan ki, atı eledi yüzü sıla geburladı, sıla dem yaş göredi. Kim? Tuğba kıvalasına. Yani kişi avval günah kılıçtı, niyet kıttırı, arkasından tövbe kıvalama diyordu. Yani kıp koyup durup, bilip bilmezden mecbur olup kıp koyup kılınken tövbe başka. Lakin müccelatı alman kıvalı, bir risk kıvalı şunu. Kim tövbe kıvalama. Şu kişinin tövbesi kabul buladı mı dese ulamalar etedi. Tövbe eşiği her daim açığı değişiyordu. Şaşırmetir öyle hulasaya. Lekin musibet ne de? Musibet, aşı tövbe kılıçlıkta ilgir mi ki insan deyken saval duradı. İki tane ülke Banu Surayel'den, rivayetlerde kelerdi. Ülke takvadar, ibadethan, eke dedik ki, ana şu meyşet gibi elip gitken fasık, neki yıl ekesini davet kıldı, unamaya yürüp Allah bir gün kalbiye saldı da, bol den ülkem aldığı bari benim ibadet kılıyor, tövbe tazarru kılıyor, kaplandı, Allah tamamen kadar bitti kadar bastı. Nergi yüke, şunç il ibadet kıldım. Ancak oldu kayıp kılma gelin. Bir kayıp kılıyor dedi, güya karab çıktı. Allah iki arasının canını aldı. Kim kayıplak etti? Sizlerden bir kişi dedi Resulullah, bir ömür cennet amalını kılıyor dedi. Cennetin ortasında bir zira kaladı dedi. Ana şu bir zira da, bitti günah tıkıyan payette Allah canını aladı, cehennem geketedi dedi. Sizlerden bir kişi bir ömür cehennem işini kılıyor dedi. O bulan cehennem ortasında bir zira kaladı, bugün tövbe kılıyor, bugünden bamda tokuyman deyip tağlat kılıp çıkardı, gümmeti maşını vurardı. Kaka ketti o. Yani şu aranı hamsana bulmuydu. İnnemel amru bil havatin. İşler ahriye karar ölçenedir. Bir yerde otururkenler hiç kaysımız gururlanmayalık. Çünkü keti ekken saatimiz inabatki alınadır. Bana Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını keyin sefer tüketer miyiz? Ahirde çünkü imtihan, çünkü baraladan muvaffakatli çıkıp, çünkü meşakkatki sabır kılıp zor bulup çıkıp durduğum, ahirde parladıyor, ahirimi yakışıkıyım da soruyordu. Çünkü işte dondurup koyandan keynem. Yani bu hayatta kılıyken işimiz bizi gururlandırıp koymasın. Bu okuyken namazımız, bu közümüzü tekenimiz, bu Kur'an'ımız, çünkü ahirge kararladı. Demek ulamalar dedi, tövbe işleri daim açık. Allah da Allah kündüzü asib oyanlarge günahlarını keçiriş için tunda kolumuza tutturadı. Tünde günahı genlerge, kündüzü kolumuza tutturadı. Allah keçiradı, fakat saval turadı. Ülgüyse ama. Ülgüyse ama. Demek ki, tövbe kılasaya bol olarken deyken, hantama bizi kalbimizden ötüp kalmasın. Ülgüme karışıkımız var. وَالْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِتْهُ بَعْضُ السَّيَّارَ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ Eğer ondan kurtulması olsa elerdi işte birbirine, kervanlarda yolu da yeter olurken bir tane de kuduk kataşı var iler, o şey kervanlar akıya tıkaladı da yurtdilerden çıkıp giderdi. Bana şu işte kas kılıçtı ve atalar ne oldu gekelişti. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّ عَلَى يُوسُفْ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ E ota deyişti, demek ki Yusuf'tu bizi iş anmıyorsunuz. Biz yamanlı rava görmüyoruz o. Biz bu netliğe koyarız, çıkıp oynayıp, yayarak keledi. Kelimet-i rak. Yerta da yani yeb içti, ziyadalı da yani. Mazaklı demanı keledi dedi. Yakup Aleyhisselam koy varması dediğim iki de sebebini ayet-i betedi ki, istedi bile, قَالَ اِنِّي لَا يَحْزُنُنِي اَنْ تَضِخَوُ بِهِ وَاَخَافُ اَنْ يَاكُلَهُ الذِّبْ وَاَنْتُمْ اَنْ خُغَافِلُونَ Birinciden aldığımdan keçişe beni hapa koyadı. Şun.
İkinciden, sizler öğün bile avara bak geçseler, sizler baladığınca orada böğürler var. Böğürü balamı yiyip yetiştiğinden korkamam dedi. Onlara açtı ki, قَالُوا لَاِنْ اَكَلَهُ الذِّبْ وَنَحْنُ عُصْبَ اِنَّا اِذَنْ لَخَاسِرُونَ Eğer şu 10 tane aşık adam bop durup, bitti ülkemizi böğürge aldırıp olsaydı, hakikaten bir ziyankarlardan bulamaz mı o? Kullas talabı da turu alıştı. Ona şeyi koymazdan, ona maslayı koymazdan alıp geçişti. Anaşı Yakub Aleyhisselam'ın közüden uzaklaştığı gibi lan söküştü, oruçlu başlaydı. Çünkü onge bugün nafrat adavatı kattıydı. Öldürüştü, niyet kılışıydı. Onu aldı da söküş ya ki oruçlu, hiç neresi nasıl. Ana şu kas kılınken kuduk alıp varıldı ve kuduku çürüştü. Gayabatı cub. Bu kişi çüşkende körünme karışlı derecedeki çukurluk. Yusuf Aleyhisselam ipki asıltırıp kuduku çürüştü. Kudukta içi de taş bularıdı. Adam da çürüşken payıda ana şu taşla basıp durup su alıp çıkarırlar tebeye. Ana şu taşla otkizip koydu Allah Ta'ala. Ana şu taş çıkarıp koydu. Eğer su kuduğunda köp baladığı olsa, su geçişi aradı. Peki Allah Teala suyu namaz ettirip koydu. Halikeler de bu Allah Teala adı kör satken mihribanlıyları. Eslak olayla şüphetine. وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَادَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Hala kuduğundan çıkasız, hakeler izge hala bu sözde haberini hem yetkizesiz, lakin onlar sezmedi degen hatır camiydi Allah Teala düşürdü. Şunda yaşı 12'de bolan. Yusuf Aleyhisselam. Ve ca'u abahum isha'en yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Subhanallah. Gapirayotgan gapidan o'zi yolg'onchiligini aytib turishibdi. Xuddi mahalda kech bo'lganda yig'lab kelishdi otasini oldiga. Yig'i bilan hech narsa hal qilinmaydi, mutahamlik bilan. Tarixda eng odil qozilardan bo'lgan Shurayx oldida bir ayol bilan bir erkak kishi bir masalani kelisha olmay kelishadi qozining oldiga. Shunda ayol qattiq yig'laydi. Qattiq yig'lagan paytda ana shu joyda turgan amosh aytadiki, "Ey qozi" deydi. "Bu yerda" deydi, "mana ayol kishi haqqa o'xshaydi" deydi. "Qarang qanaqa kuyib kishi yig'layapti" deydi. Hisa Shurayx aytadiki, "Yusufni akalari ham otasini oldiga kelgan paytda yig'lab kelishgan edi. Yig'i bilan hukm qilinmasin, adolat bilan hukm qilinsin. Agar yig'i bilan, mutahamlik bilan hal bo'lib ketadigan bo'lsa, haliga usta odamlar, san'atkor odamlar, haq bo'lib ketaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ikkita odam muammo bilan kelsanglar, biringlar ikkinchilardan so'zga usta bo'lsanglar, Nargi odam haq bo'lib turib, bu chiroyli bayon qilganligi uchun men insonman men ham. Bunga hukm qilib bermay, Allohdan qo'rqinglar, haqni gapiringlar degan. Demak, hukm bu qo'shningizni, bunda bu Nargi mahalla dedi. Bu qo'shni talab olinmaydi. Ota deyishdi, biz bir-birimiz bilan yugurib musobaqa o'ynab ketib qolibmiz. Yusufni o'zi matolarimiz oldida qoldiribmiz, bo'ri yeb ketibdi. Endi biz rost gapirsak ham ishonmaysizlar bizga deyshyapti. So'zga qaranglar. Wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sodiq. Rost gapirsak ham ishonmaysizlar baribir deyshyapti. Ya'ni nima degani bu? Biz hozir yolg'on gapiryapmiz degani. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadib. Ana shu ko'ylagini qonga bo'lib olib kelishdi. Ibn Abbos aytadi, bir qozini soyib qoniga Yusuf alayhisalomning ko'ylagini belashadi. Va ko'ynagini ko'rsatgan paytda hujjat qilib, Yaqub alayhisalom aytadiki, bu bo'ri nihoyatda bir mehribon ekanmi? Bolamni yeyishga yetdi-yu, ko'ynagini yirtmabdi-da. Sizlarning nafsinglar o'zingizlarga bir ishni chiroyli qilib ko'rsatdi. Endi meni ishim chiroyli sabr dedi. Mana shu fasobrun jamil, vallohu musta'an ala ma tasifun. Yusuf Yaqub Aleyhisselam'ın şu gapi başıge musibet yetken adam için ders buluş gerek. Atası olsa, maşinasını oğulab kesse, şu haberde eşken lahzada sabır kısa şunge acır var. Bir yıl, iki yıl ötkenden kendi makladı, gönü küp aladı.
Musibat bo'lganligi, bolasi yo'qolganligini eshitishi bilan fasobrun jamil. Endi men ishim chiroyli sabr qilish dedi. Tushunalingmi? Xulosa olaylik, bu faqat eshitib mazax qilib qo'ymaylik. Mashinangizni o'g'irlab ketishdi. Laboyni sindirib ketishdi. Ko'rdingiz, nima deysiz? Yaxshi bo'lasiz nima deysiz? Shunda sabrun jamil deysa Alloh shunga ajr beradi. Ajr qilgani uchun mana shu musibatni ustidan ko'proq yaxshilikni beradi. Biz 2 kun 3 kun o'tgandan keyin nima qilamiz? Xolasi xolamasa ko'nikib qolamiz. Iymon mana shu lahzada bilinar ekan. Va ja'at sayyara farsalu varidahum fa'atla dalwa qala ya bushra hada g'ulam wasarruhu bidoatan wallohu alimun bima yasnaun. Endi qissa Yusuf alayhisolamning o'zining oldida qoladi. Ana shu Madiyandan Misrga ketayotgan tijorat karvoni suv olib kelgan odamini quduqqa jo'natishdi. İdişini tushirganda tortdi, suvlashdi, Yusuf alayhisolam osilib olgan edi. Og'ir tortib chiqardi. Chiqqanda ya bushro dedi. Ya bushro degani inson xursand bo'lib ketganda chiqib ketadi og'zidan. O'sha. O'zsiz bizning tilimizda. Ya'ni xursand bo'lib ketganligidan katta narsaga erishganligini belgisi. Hali chekiga mashina chiqib qolsa nima deymiz? O'sha qadi ishdi. Bu bola ehtimol qochoq quldir, yo bir ota-onasi yo'qotib qo'ygandir, deyishdi-da, ana shu matolarning ichiga bekitib qo'ydi. Chunki quldi savdosi nohatta bir yaxshi, rojih bo'lgan savdo edi. Misrga olib borishdi, va sharohu bi samanin bahsi darohima ma'dudatin va kanu fihi minaz zahidin. Misrga olib borishdi va shoshilganlaricha arzimagan pulga sotishdi. Sharov sotdi, ishtaro sotib oldi. Ya'ni Abdulloh ibn Abbos aytganki 20 dirhamga sotdi degan. Va kanu minaz fihi minaz zahidin. O'zi muhtoj emas edi pulga ular deyapti. Insonni to'ymasligi ishora bu yerda. Ana shu paytda inson Yusuf alayhisalomning yoshi 12 deydi. Yusuf alayhisalomni Misrni vaziri, iqtisod vaziri sotib oladi. Aziz deyiladi mana. Aziz degan kalima u paytda ana shu poshshodi vazirlarga beriladigan, xususan iqtisod vaziriga beriladigan nisbat bo'ladi. Wa qala allazi ishtarahu min Misr li imratihi akrimi maswa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Yusufni sotib olgan kishi Misrlik. Ayoliga aytdiki, bunga yaxshi muomala qiling. Ajalmas bizga foydasi deb qolsa yoki farzand qilib olsak. Bu vazir bepushtidi, yaramasida ayollarga. O'shuning uchun farzand qilib olamiz degan umidga ham qo'yib qo'ydi. Alloh taoloning Yusuf alayhisalomga ne'matlari mana shu musibat ichida ham bo'ldi. Suvga tushganda toshda o'tirib qolishi, qul bo'lib sotilgandan keyin ham xuddi vazirning uyida o'g'lidek katta bo'lishligi. Hali Alloh taolo minnat qiladi bularda, qomolib qolgandan keyin. Yusuf alayhisalom vazirning uyida xuddi uni o'g'lidek katta bo'ldi. Qul bo'lishiga qaramasdan o'g'lida qayashadi. Vazirning uyidagi qasrning idorasini Yusuf alayhisalom qo'liga oldi. Hunarli ham bo'ldi, ilmli ham bo'ldi biz aytmoqchi. Lekin qul edi. Qullarga qanaqa muomala qilinadi? Va kazalika makkanna li Yusufa fil ardi va yuallimahu min ta'vilil ahadith wallohu ghalibun ala amrihi walakin aktharun nas la ya'lamun. Shunday qilib biz Yusufni yer yuzida makkannahu zo'r joylashtirib qo'ydik. Va biz unga tushlar ta'limi, ta'vilini ilmini berdik. Alloh taolo o'zining ichida g'olibdir, lekin insonlarning ko'pchiligi buni bilmaydi. Mo havo issiqligiga mana yarim soatdan o'tib qoldi, sal qimillab olsak qon aylanadi akalar. Sallallohu alayhi rasulillah. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين u balog'at yoshiga yetgandan keyin biz unga hikmatni va ilmni ato etdik muhsin bo'lgan bandalarimizni mana shunday mukofotlaymiz bu qissa oshcha yaxshida o'shunchalik uyqusirashliklar xolamayaptilar bu birorta bir jumlasini birorta bir so'zini o'tkazib olishga xato bo'ladi Yusuf alayhisalom shirkdan, inhirofdan, zalolatdan, osilikdan, uzoqlikdan, poklikda yashadi. Poklikda ulg'aydi.
Alloh taolo Yusuf alayhissalomga ilm, hikmatni ato etdi. O'zini zamonasidagi kishilar ichida eng olimi, eng bilimdoni bo'ldi. Alloh taolo Yusuf alayhissalomni ana shu zino fitnasi bugunga qadar qanaqa sifatlar bilan sifatladi? Eshitib turaylik. G'ulamun alim, bilimdon yigit. G'ulamun halim, halim yigit. Ataynahu hukman va ilma. Ilm va hikmatni ato etdik. Minal muhsinin, yaxshilardan edi. Shunaqa sifatlarga ega bo'lgan yigit zinoga rag'bat qilishiga mumkinligi aqli bor odamga to'g'ri kelmasligi kerak. Ya'ni Yusuf alayhissalom o'zi ham xoladi, unga qarab qo'lini cho'zib tashab qoluvdi, ina mo'jizani ko'rib qaytib yubordi degan ba'zi noto'g'ri rivoyatlar ham yo'lmas ekan kitoblarda. Lekin payg'ambarlarning shonida gapirayotganimizda tilimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kimga deyin, u ham bitta odamita deyotganda tilimizni tishlaylik. Chunki bu minglagan, millionlagan ehtimol hisobsiz bo'lgan bandalar ichidan Alloh taolo tanlab olgan bandalari. Ular haqida gapirgani ehtiyot bo'laylik. Al ulama varasatul anbiya degan Rasululloh. Olimlar haqida gapirgani ham tilimizga ehtiyot qilaylik. Ko'p eshitib qolamiz shu narsani. U palonchi palonchi. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari deyapti. Ana shu merosxo'rlari bo'lgan olimlar haqida gapirganda ham ozgina hurmat saqlaylik birodarlar. وراودت خلتي هو في بيتها عن نفسه يوسف عليه السلام 17 ga kirganda necha yil o'tdi 5 yil o'tdi Alloh taolo husniga husn chiroyiga chiroy qo'shdi Yusuf alayhis salomda go'zal bo'lgani haqida juda ko'p eshitganmiz lekin bu go'zalligini biz tasavvurimizga sig'dira olmaymiz mana payg'ambarimizdan bir hadislar keladi olimlarning ta'rifi keladi mana shu hadisga eshitib turib aql bovur qilmaydi Rivoyatlarda shuna kelarkanki, Yusuf alayhissalom 17 yechilganda bir devorni yonidan yursa, yorug'i, jamolini, nuri devorda akslanardi deyiladi. Shu darajada chiroyli bo'lgan. Lekin nima bo'lganda ham Yusuf alayhissalomda chiroyi hech kimga berilgan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mirojga ko'targanlarida Yusuf alayhissalom bilan uchrashgan ana shu osmonda. Vaqtan Rasulullah laqad utiya shatral jamal berilgan ekan u kishiga dedi. Nima endi shatral jamal? Mana shu shatral jamalda mufassillar shuni tarbiyalar ekanki, Alloh taolo go'zallikni chiroyli yaratib, ikkiga bo'ldi degan ekan. Yarmini mahluqotlarga tarqatdi. Odamlar, hayvonlar, qushlar, baliqlar, tabiat. Yarmini Necha milliard milliardga bo'lib tashlanganda qanaqa chiroyli odamlar bor. Qanaqa chiroyli bir hayvonlar, chiroyli bir tabiat manzaralari bor. O'sha chiroyni ko'rgani shahardan tashqariga chiqmayapmizmi sayil qilib? Endi butun mahluqotlarga, qiyomatgacha yashaydigan odamlarga sochib qo'yilgan chiroyni teng yamini o'zi olgan Yusuf qanchalik chiroyli bo'ladi? Subhanalloh. Endi u chiroyni yaratgan Alloh o'zi qanaqa chiroyli ekan? Va fi zalika falyatanafasul mutanafisun. Mana shu narsada musobaqa o'ynanglar, musobaqa qilsanglar deb aytdi Alloh taolo. Nimada? Allohning diydorini ko'rishlikka bo'lgan musobaqada biringlar ikkinchilardan o'zinglar deyapti. Biz nima qilyapmiz? Biz har qanday narsada musobaqa o'ynaymiz. Kiyimda, pulda, bilamiz endi. Lekin mana shu narsada nima qilmaymiz? Musobaqa qilmaymiz. Bitta nuqta. Shu nuqtadan bu yoqqa qarab yursa inson zo'r yashaydi. Bu yoqqa qarab yursa, qiyin yashaydi. O'zidan holi xarobroq bo'lgan odamlarga qarasa, zo'r yashaydi. O'zidan holi tijorat, dunyo matosi ko'proq bo'lgan odamga qarab yashasa, hayoti mashaqqatdan iborat bo'laveradi. Shunday emasmi? Musobaqa o'ynaydi odamlar. Alloh taolo mana shu narsada musobaqa o'ynanglar deyapti. Palonchi mana qildi, men buni qilmadim. Palonchi borasi mana qilib berdi, sen qilib bermading. A palonchini borasi mancha Qur'on yodlabdi. Palonchini borasi mancha bir hadis yodlabdi. Nimaga sen yodlamaysan demaymiz. Chunki farzandlarga qo'yayotgan o'lchamimiz ham qanaqa? Mo dedi, ot bollanchida dedi, yaroqli bola chiqdi dedi. Nimasi uchun yaroqligi? Toparman bo'ldi-da. Onasining sal qaroroq bo'ldi, chunki u toparman emas. Bizda toparman bola yaxshi. Hali o'lganda ko'ramiz, qaysi bolamizdan ko'proq ajr bo'lar ekanmiz. Vazirning ayoli Yusuf alayhissalomdan mana bu go'zalligini oldi tura olmadi. Qiyin bo'lgan ayolga. Chunki bunaqa chiroy
ege bo'lgan yigitni uyida qul bo'lib turishligi kofir bo'lganlar uchun umuman musibat edi. Chidomadi oldida. Va eshiklarni berkitdi, eriga tayyorgarlik ko'rganda yasan tusandi qildi, eng chiroyli qimmatbaho kiyimlarni kiydi, vazirni xotini u. Va Yusuf alayhissalomdan ravodat xu, yumshoqlik, ulfatlikni talab qildi. Unga yaxshi muomalada erkalashligini xohladi. Qo'lidan kelgan hamma maqsad yetkazadigan vositalarni qildi. Va g'allaqatil abrob va qolat haytalak. Eshiklarni berkitdi va yonimga keldi. Yusuf alayhissalom ana shu so'zni eshitishligi bilan shu vaqtda o'zi zudlik bilan qola ma'adalloh. Innahu robbi ahsana maswa'i innahu la yuflihud zolimun. Alloh saqlasin. Axir ana xo'jayinim menga muomalani zo'r qilgan bo'lsa, o'zini o'g'liga katta qilgan bo'lsa, qanday qilib uni ayoli bilan zino qilaman? Zolimlar hech qachon najot yetmaydi dedi. Ya'ni ko'rinmaymasin Yusuf alayhissalom. Kofir bo'lsa ham xo'jayinini qilgan yaxshi muomalasini nima qilyapti? Bilyapti. Fahsh, zino, zulm insonda albatta halokatga olib boradi. Fahsh ko'paygan joyda, zino ko'paygan joyda o'lim ko'payadi degan rivoyatlar bor. Fahsh, zino faqrlik keltiradi degan joylari bor. Ehtiyot bo'lish kerak musulmon odam bunasida. Ya'ni Alloh taolo Yusuf alayhissalomga bergan shuncha fazildan u kishi bu ishga avvaldan qarshi bo'ldi. Xo'jayinining yaxshiligini unutmagan edi. Qanday qilib bu narsalar xabardor bo'lgan kishi fahshga qo'l ursin. Valaqoda hammat bihi va hamma biha. Mana lug'atdan xabari bo'lgan odamlar ikkala kalima bir xilga o'xshaydi. Hammat bihi unga tashlandi, unga qo'lini uzatdi. Va bu muannas jinsida kelayotgan bo'lsa, hamma biha. Ham kalimasi bir arab tilida shunday bir nozik tilki, bitta so'z bir joyda oq ma'nosini bersa, yana bir joyda qora ma'nosini berishi mumkin. U qaysi kalimalarda o'rnida kelishligiga bog'liq. Arab tilini murakkabligi ham shunda. Bitta kalima kelyapti, u ham hamma deyapti, bu ham hamma deyapti. Ham kalimasi qasd qilishlik, niyat qilishlik ma'nosi bor ekan. Va yana bitta hamni ma'nosi tezda fikr yuritishlik degan ma'nosi. Demak, vazirda xotini qasd qilib qo'lini uzatdi. Yusuf alayhissalom bu narsani fahshlar haqida fikr yurgizdi. Tezligi bilan fikr yurgizdi. Mana shu yerda aytsakki, ko'chada ketayotgandim. Sig'lanib ketdim. Agar Ahmad ushlab qolmaganda nima olardim? Yiqilib tushardim. Demak, nima bo'pti? Yiqilmoqdanmi? Laqad hamma bihi va hamma biha laula arra burhana rabbihi. Agar Rabbisining hujjatini ko'rmaganda deyapti. Ehtimol qasd qilishi mumkin edi. Demak, qasd qilgani yo'q. Tushuntiradimi misol bilan? Toylib ketdim, shunday yiqilib ketyapdim, Ahmad ushlab qoldi meni. Demak, men nima qilmoqman? Agar Ahmad ushlab qolmaganda yiqilib tushardimmi? Agar Allohning mo'jizasini devorda ko'rmaganida ehtimol qasd qilishi mumkin edi deyapti bu yerda. Demak, qasd qilgan emas. Ba'zi mufassirlar Yusuf va ana shu ayol bilan yotishga harakat qildi, keyin Allohning mo'jizasini ko'rgandan keyin bundan qaytdi degan so'zlar bor, bu to'g'ri emas. Ro'zador odam kunduz sig'ida ko'chada oqayotgan suvni ko'rib turib, shundan ichsam degan xayol o'tadi kallasidan, shunday emasmi? Lekin ichmaydi. Ro'zador bo'lganligi uchun. Lekin xayolidan o'tadi. Yusuf alayhissalomni xayolidan o'tishlikka ham fursat bo'lmadi. Tashlangan paytda Alloh taolo shunday mo'jizani ko'rsatib qo'ydi, orqaga qochishlikdan boshqa narsani topmadi. Alloh taolo bandasini saqlasa, shuna qilar ekan. Qisanmi, qilmasanmi degan fursat ham bo'lmadi. Alloh shart mo'jizani ko'rsatdi, xayolga kelib ham ulgurmadi bu narsa. Yana qaytaratamiz, Alloh saqlaydi bizni. Biz Alloh tomonga qarab bitta qadamni bosamiz, Alloh ikki qadam bizga qarab bosadi. Allohga to'ngib, Alloh insof bersa namoz o'qiyman deyotgan odam jin insof qilsa. Suvga bir qadam bossangiz, yana bir qadam yaqinlashasiz. Turib olsangiz, turaveradi suv ham. Shuning uchun insondan birinchi qadam bo'ladi, Alloh taolo bandani hidoyat qiladi. Mana endi hozirgi kelgan betimiz o'sha keyingi suhbatga
talab qo'yilgan. Buni boshlasa yana kirishib ketishimizga to'g'ri keladi. Vaqtimiz payoniga yetib qolgan bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatda Yusuf alayhissalomni ana shu devorda ko'rgan burxoni hujjati nima edi? Ana shu joydan to'xtatamiz va ana shu joydan keyingi suhbat inshaalloh davom etkizgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahim. İnnel hamdalillahi nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Peygamberlerde kıssasını devam ederken biz bana bugün inşallah bana Yusuf aleyhisselam'ın kıssasını nihoyasi yetkazamiz, agar Alloh qodir qilib vaqtimiz yetib bersa. O'tgan safargi suhbatimizda biz Yusuf alayhissalomni ana shu ayollar fitnasigacha bo'lgan qismini gaplashgan bo'ldik bu qissani. Bugun inshaalloh davom etkazamiz. Ana shu o'tgan safargi gaplashilgan mavzularni qisqacha takrorlab qo'ysak, inshaalloh keyingi mavzuga ulanib ketishligimiz bizga qulay bo'ladi. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın surat kıssası dedi, Kur'an'daki en acayip kıssalardan. Çünkü hiç kaysi sura büsbütün tükenmez. Yani bir kıssa, bir surada bir başlanıp bir nihayete yetmeyen, albatta bir peygamberlerde hayatıdan karar nasıl tayyarlamak için bugün adam, tafsir kitaplarda, tarih kitapları köp bol işe karamazdan, onlar da içinden özge kereye malumatı toplamak için ki azgene mehnet sarkı işe gerek. Azgene vakit yeterdi. Musa Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an'da 73 orunda saçılgan halde geldi. Demek bu Musa Aleyhisselam'ın tarihini organize için cüde köp kitaplar gibi müracaatlı şekeri buladı ve cüde köp vakit talep buladı. Lakin Yusuf surası Yusuf Aleyhisselam'ın başından geçirgen vakiyeler hakkında söz yürütledi ve bir başlanadı ve bir nihayesi yeterdi. Ne mümkün bunda sonra nazıl buldu deken saval taşlandı. Bu sura Allah Subhanahu ve Teala Muhammed Aleyhisselam'a taskin kılıp çürgen suralardan buldu. Çünkü ben ayettik Peygamberimizi en suyengen kişilerden amakisi Abu Talib vefat etti. 3 günden keyin Peygamberimizi en suyuklu ayolları Hadice anamızı vefat etken de Resulullah bir tüşkünlükke çüşüp kalken de Allah Teala o kişiye taskin kılıp düşürdü. Kur'an'daki Makki surelerde asosan ahiret hakkıdaki vaidler, cehennem hakkıdaki ogohlantirishlar nazir bu. Lekin Makki sureler katarda bo'lgan Yusuf surası, unda mana shu surelerge aks bo'lgan holatda lütf bor, rahmat, shafqat bor, xotirjamlik bor. Ato rahmatullohi aytadi, Yusuf surasini, Yusuf qissasini bir mahzun odam, qalbida bir g'ami bor odam o'qirkan, albatta undan taskinni, xotirjamlikni topadi. Mana aytdik, inson ko'ngli cho'kib turganda uni ko'ngli ko'taradigan odamga muhtoj bo'ladi. Agar uni ko'ngli ko'taradigan kishi so'zga bir usta bo'ladigan bo'lsa, noto bo'ladigan bo'lsa, ko'nglini boshqalardan ko'ra yaxshiroq ko'taradi. Edi o kişiyene Allah'ta tanigen alim boladiyan bosa, onu taskiyine başkalarikiden göre kadir balatıra boladı. Endi Muhammed Aleyhisselam'a taskin biriyken zat bu Allah Subhanahu ve Teala idi. Bu kısada hikmet ettiyen ibtilalar bol şey karamazdan ahirada barabir Yusuf Aleyhisselam necat girişedi. Bu sura taskin bolu düştü. Kur'an'da Allah Teala bu suranın kıssalarının en güzel adı müracaat rahmet kıldı. Ve bu kıssadan bana şu ötken seferki suhbatta ötken mavzularda en akılasamış ki o da birkaç farzandları bulsa, ana şu farzandlardan bittesini elbette başkalardan köprü ayakşı görerdi. Kencesini mi, kettesini mi? Bu günahmez. Lekin bana şu bitti farzandı başka farzandlardan afzal körükken de bildirip koyuştuk hata. Bana şu sen düşündük. Çünkü Yakub Aleyhisselam'da 10 bitti farzandı barıdı, 10 bitti oğlu barıdı. Şuradan Yusuf Aleyhisselam'da köprü yaxshi ko'radi ve bunu bildirip koydu. Ve akıbatta akalar onga hasad qilishligi ve quduqqa tashlashligiga sabab oldu. Ana şu ötken seferki suhbatdan yana xulosa shuki, kişi günahtı kılıp turup, yoki kılmasdan turup şu günahtı kılı, keyin tavba qilaman degan niyatı qilsa, şu qilgan tavbası kabul boladı mı? Avval günahtı niyat kılıp, keyin tavba qilaman desa ulamalar aytishki, tavbe eşikleri her daim açık. Yani hatta anaşı Yusuf Aleyhisselam'da öldürüp keyin tavba qilasizlar da bir-biriga nasihat qilgan aka ukalarga ham Alloh taolo tavba eşigini yopmasligini ma'lum qilyapti. Lekin musibat nimada? Mushkila nimada? Ana shu gunohni qilib
tövbe kılıçlıkça ülgeysen mi degen saval duradı. Yani şu bir buzukçılığını kılıp geldi de, üyüge gelip, usulünü kılıp, taharat doku Allah'ın keçirini sorayım ben de niyet kıldı. Kaytip geri atıp, üyüge yetmezsen can alışı ihtimali yoksa. Demek günahına niyet kılışıyla bulun, öyle koyuşluğumuz gerek ki, tövbe kıyanı fırsat buladı mı? Oyan kulasalarımızdan bir insanda mütehamlı gibi olan, öki sözlü ustaları gibi olan, yok ki yığısı bilen hüküm kılınmıyordu. Şu vakti aldı da bir ayol bir kişi bilen ortasında gelişmeyi koyan bahsede halkı yeri gelişti. O şeyde ata oturken bir rahmetullah. Ayol kattığı yığılıp özünün haklı gidi sıfatlamak için koyan da o kişi etti ki şu kazı yıkarıp şu ayol hakkı okşaydı. Hani yığılaşın edeken de etedi ki yığı bilen hüküm kılınmıyordu. Eğer yığı bile bir insanın haklılığı ispatlaştık mümkün olsa, Yusuf akeleri atasının aldığı yığılıp gelişken idi. Yığı bile hüküm kılın mıydı? Adaletine hüküm kılın idi. Yani şu kısada alınan kulasalarımızdan yine sabır dedik. Atası olsa, balası olsa, malı dünyasından ayrılsa, vakt ölçülüğü bilen insan halıydı mı, halıymaydı mı, sabır kıpaladı, könü kıpaladı bunca. Lekin qaysi sabrga ajr bordirsa, ana shu musibat yetgan lahzada birinchi zarbani ko'tarishlik, inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishlik, bu ana shu katta ulug' ajrga ega bo'lishlikda sababi hisoblanadi. O'tgan safargi suhbatimizda Yusuf alayhisolamning go'zalligi haqida gapirdik. Laqad utiya shatral jamaa deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Miroj voqeasida Yusuf alayhisolamni ana shu osmonda ko'rib tushganlaridan keyin haqiqatan u kishiga shatral jamal berildi dedi. Ulamalar şatral cemaldi, tafsirde açıdı ki, Allah da Allah çırağı yarattı, ortasından ikiye böldü. Bir kısmını, yeryüzüde kıyamet geçeşirdiğin insan ve mahlukat, hemen kuşlar, hayvanlar gibi saçıp taşladı. Yarımı, kısapsız boyun adamlar gibi saçılgen de, kanaka çırağlı insanlar, kanaka bir tabiat körünüşleri, ya ki bir hayvanlar var. Şimdi şu çırağı tek yarımını özü agen Yusuf Aleyhisselam, kan de çırağlı buluşu mümkün. Endi bu chiroyli yaratgan Alloh o'zi qanday chiroyli bo'lishi mumkin? Salamun qawlan min robbir rohim deb Alloh taolo Qur'onda, Yosin surasida. Jannatiylar Alloh taolodan ne'matini to'liq qilib olib, xayoliga kelmagan ne'matlarda ne'matlanib turgan paytlarida ana shu oyatni tafsirlarida mufassillar keltirishadi, jannat ustiga bir bulut suzib keladi deyishadi. Va jannat ahliga ey jannat ahli sizlarga tinchlik va omonlik bo'lsin deb turgan Parvardigorning jamolini ko'radi ular deydi. Bulut suriladi, Allohning jamolini ko'radi ular. Shu paytgacha olgan hamma ne'matlaridan voz kechishlikka tayyor bo'ladi jannatiylar. Parvardigor yuzingni yana bir marta ko'rsatgan. Mo'lonasini olib qo'ysang ham mayli deshar ekan. Ming yil xushidan ketadi insonlar. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shu narsada musobaqa o'ynaylar deyapti Alloh taolo. Allah'ta didarını körüştüydü, Allah'ta Allah'ta cemalini körüştüydü, biriler ikilerden musabak oyuna bozuyorlar deydi. Kulası şuydu. Ve ötken seferki sunatımızda Allah'a diyen kulasalardan ahirgisi, bu Yusuf aleyhisselam'da nankör boma genliği. Kör demeyi bo genmez. İnnehu Rabbi ahsana matvay. Zinagi ayalı takilip koyan payette, Yusuf aleyhisselam Allah saklasın. Anavu hocayınım, menge yaşlılık yanı diyor. Menga shunday o'zini o'g'lidek farzandlarga tarbiya qilgandek muomala qilgan kishini ayoli bilan zino qilamanmi? Fahsh zulmdir. Ya'ni Yusuf alayhissalom ko'rnamay bo'lgan emas. Hadislarda keladi: "Mallam yashkurin nasalam yashkurillah." Odamlarga shukr keltira olmagan, odamlarga minnatdorchilik bildira olmagan kishi Allohga ham minnatdorchilik bildira olmaydi deydi. Odamlarning yaxshiligini bilmagan, odamlarga rahmat deyishni bilmagan, Allohga ham ne'matiga shukr ayta olmaydigan kishilardan bo'ladi. Mana aytdik, yetib kelgan joyimiz qissada eshiklarni bekitib, vazirning ayoli Yusuf alayhissalomni yoniga chaqirdi. Balaqat hammat bihi va hamma biha. Yusuf alayhissalomga tashlandi. Yusuf alayhissalom qochdi. Laula arra burhana robbihi. Agar Parvardigorining burxonini, Parvardigorining hujjatini ko'rmaganida degan joyda to'xtatdik. U burxon nima edi? Ya'ni ko'rmaganida degani, demak, ana shu Alloh taolo burxonni, ana shu mo'jizasini ko'rsatdiki, ko'rishligi bilan zino haqida faqat fikr yuritishlikka ham fursat bo'lmadi. Misol bilan aytdik, ko'chada ketayotdim, do'stim Ahmad bilan oyog'im sig'lanib ketdi, yiqilishga qarab ketayotdim, ushab qoldi.
Demek ayağım toylib ketdi. Ahmet üşap koyan için yıkılmadım. Demek Allah da Allah'ım. Möcüzeni körsatıp koydu. Eğer körsatmayan da ihtimal hayal gelişi mümkündü bu zina. Lekin Yusuf Aleyhisselam zina kılıçlik hakkındaki hayalge fırsatı yan bulmadı. Ana şu devaldaki körgen Burhan'ın hüccetini miydi? Bu oranda bir kaç rivayetler var. Bir rivayette Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Devaldı. İkinci rivayette atası Yakup Aleyhisselam bu fahş degende koyan bana şunu yıktırganlığını gördü. Üçüncü rivayette Aziz'ni, ana şu hatında eri bugün vazirde eşiyle aşık kürüp gelirkenliğini gördü. Başka rivayette bu amalını fahş ekenliğini gördü. Sonra Resulüm sahih. Kaysınısı bugün deyen, kaysınısı bu işten katli nazar, Yusuf Aleyhisselam'ın fahş hakkında fikir yürüzüşlükte fırsatı bulmadı. Kezalike nasrifu anhu su'a vel fahşa. Biz Yusuf'tan fahş ve yomonlik münkerde mana shunday tiyib koyduk. Birodarlar, bitta narsa e'tibor beraylik. Alloh qutqardi bandasini. E'tibor beraylik. U o'zi shart chiqib ketib qoldi, qilmay qo'ydi emas. Alloh taolo nima qildi? Yordam berdi. Alloh taolo o'zi ko'mak berdi. Biz tomondan, Parvardigor tomonga birinchi qadam bosilar ekan, Alloh biz tomonga qarab ikki qadam bosar ekan. Biz ana shu sigaretni sigaret chekadigan odam e'tiboriga taşaçlikke kast kılıp taşaylık birinci kadem bulsun. Allah da Allah iki kadem bulsun ben bandan bir karar yaptı. Emizeli balaniyem iki yıldan ki sütten çıkarması yedi yaşar geçe on yaşar geçe emar adı enesine. İki gün hıyla genge çileysiz, iki gün yıkıla genge sabır kılasız, az gene canıyızı ve bunu canını hıynesiz, taşa var adı sütte. Tuğulumla topken nasasından ayrılır ölmedi yok biz. Şöyle oturganlar. Neme gende şu sigeri taşa varsak ölüp kalıştı oluyemiz. Bu zayıflık bu. Nafsi yenge olmasının bir belgesi. Yusuf Aleyhisselam zinada haklamadı. Allah da onlara karab kademde bastı. Allah da eşiyle açıp koydu. Demek biz ana şu fahşi münkerden kurtulmakçı olsaydık Allah yardan verse yine kurtulalıyız. Allah kaçan yardan verirdi. Biz ana şundan kaçken mahalimizde. Allah bu kişinin muhlis bende de merhamet kıldı. Şimdi bu ulu sıfatlarından sıfatlanan kişi hakkında Yusuf Aleyhisselam hususu da her kıl bu makul yapılardaki yapışlıktan tılımıza ihtiyat kılışımız gereği buladı. Hüttü ikide kişi yürüyüşle müsabaka oynayırken de birbirine arkasından kuvalaştı başladı. Yusuf Aleyhisselam eşike barışın eşi düşerken payette taşkarıdan vazir ana şu ayalda hatını kalit bilen özüdeki bar kalit bilen eşiğini açıp gidip geldi. Ve Yusuf Aleyhisselam'a orqa tomonidan ayolini osilib turganligini, chiroyli kiyingan, eriga tayyorgarlik ko'rgandek, xushbo'y sanasalarda sepib, tayyorlangan holda kirib kelganligini guvohi bo'ldi. Wastabaqal bab va qadda va qaddat khamisahu min dubur va alfa ya sayyida haladal bab qolat ma jazao man arada bi ahlika su'an. Mutahammil qildi. Bir-biri bilan musobaqa o'ynashdi, eshikda oldida eri kirib kelganligini, sayyidi kirib kelganligini ko'rdi. Shunda ayol mutahammil ko'tida seni ayolinga yomonlikda qasd qilgan kishini jazosi nima bo'ladi? Shu yerda ayol qo'rqib ketdi. O'ldirish kerak buni devormasin deb erini. Hukmni ham o'zi aytib qo'ydi. Illa an yuzjana azabun alim. Ya'ni erkak kishida hamiyat qo'ziga achiq o'ldirib devor demasin deb turib aytadiki, bu yerda yo alamli azob berish kerak yo qamash kerak deydi. Ya'ni erini erkak deb o'ylayapti. Eshitib turib bu ham erkak emas u. Çünkü erkek kişi de burada hamiyat. Özünü, ahli ayalını başkalarından raş kılıçlık, mu'minliği de belgesi. Allah-u Teala cennette eşiği yazıp koygen. İnneke ahramın ala dayus. Sen dayuslarına haram sen degen. Dayus kim? Ahli ayalını başkaya, namahram, beygani erkeklerden kızganmıyor degen kişi. Kâle hiye râvadetni en nafsi ve şahide şahidun min ahliha. Yusuf Aleyhisselam özünden bu tuhmatla narkılıp etti ki yo dedi, o menge asıldı dedi. Şunda bitti, güvah ortada güvahlık göttü deydi Allah da Allah. Bana şu güvah hakkında iki kere rivayet geldi. Sahih rağı, ana şu nâneke hana diyorken beşiğdeki bala deyildi. İnsaniyet tarihi de üçte çakala yapırken. Bittesi, ashab-ı uhdud. Ana şu zalim padişah, mumurlardı, katta çukurdu kavlap, otunu doldurup yakıp, bitteden ırgıt etken de kolada emizeli balası var. Mumun ayol ot götüştüydü. Haklamı arkaya katken de ana şu emizeli balası yapıradı. Ya anacan siz haktuslarsız. Irgı uğrayın deydi. İkincisi
Mana shu Yusuf alayhisalom qissasidagi bola aytadiki, qaraylar deydi. Chunki undan boshqa guvoh bo'lmaydi u yerda. Yusufni ko'ylagi orqasidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf pokiza, ayoling nopok. Agar Yusuf ko'ylagini oldi yirtilgan bo'lsa, Yusuf nopok, ayoling pok. Qarasa ko'ylagi orqasidan yirtilgan. Uchinchi gapirgan chaqaloq bu kim? Iso alayhisalom. Vazir ana shu ko'ynagiga qaradi. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaydikunni inna kaydakunni azim. Vazir qarab ko'ynagida orqasidan yetganligini ko'rgach, ayolini tuhmat qilganligini bilgandan keyin bu sizlarda ayollarda makrilar, sizlarda makrilar buyuk makr bo'ldi dedi. Haliga rivoyat bor, kunduzi yulduz ko'radigan odamni ayoli ozgina bir qing'ir qishib xizmatini qilmasdan har xil ovqat yegizib qo'ygandan keyin yulduzni ko'ra olmay qoladi. Ya'ni uyimizdagi ayollarimiz bizni nima deydi? Erda yer qilgan, yer qilgan xotin deyiladi-yu. Ayol kishi agar mo'mina bo'ladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, er uchun eng katta yordamchi bo'ladi. Kishi musulmon kishi baxti to'rga bo'linadi. To'rtta narsada mo'min kishi saodatli bo'ladi. Ya'ni o'g'il bolaning baxtini to'rttaga bo'lsangiz, bittasi yaxshi qo'shnida, bittasi keng hovlida, bittasi foydali markabda, bittasi soliha mo'min ayolda. 25% baxt akalar. Lekin yomon bo'ladigan bo'lsa, aksi bo'ladigan bo'lsa bu musibat bu. Bu sizlarning makrilar, sizlarning makrilar buyuk makr bo'ldi. Ya'ni fahshini o'zing qilib turib, biroqga tuhmat qilasanmi? Bu vazir, bu aziz nima dedi? Xo'p, xotini iflosligini ko'rdi. Nima qilishlik kerak edi bir hamiyati bor ekan kishi. Yusuf aridan hada vastagfir li dambiki innaki kunti minal xotiin. Yusuf, qo'yanda esdan chiqaraylik bu narsani dedi. Qo'yan, indamay qo'y. Bo'pti. Sen xato qilding, endi sen tavba qil. Bo'l, boshqa hech narsa demadi. Hattoki xotini uydagi xizmatchi yigiti bilan fitnalanganligini ko'rib turib, ayolini o'zi bir nopokligini ko'rib turib, o'rtasini ayirib ham qo'ymadi. Shunday qolib ketardi uyda. Bu dedi ulamolar, hozirgi kundagi aristokratlarning hayotiga o'xshaydigan hayot. Ular uchun izzat-nafs, or-nomus, hayo, erkaklik, shan degan g'urur degan narsa hech narsa qadri yo'q. Ruxsat bering, siz ayolingiz bilan vals tushib kelaylik. Qo'shib beradi, obori valsga tushib keladi. Subhanalloh. Ular uchun izzat-nafs, sharaf, or-nomus degan gapni hech qanday qadri yo'q. Sayyid Qutb rahmatullohi aytadi, mana shu aristokratlarning hayoti shunday bo'ladi. Chunki ular uchun hamiyat, sharaf, or-nomus, izzat-nafs degan so'zlarda hech qanday qadr qiymati yo'q. Kishini da'ishligi mana shuning o'zidan ko'rinib turibdi. Alloh taolo mana jannatda ish yozib qo'ygan hadislarda keladi, innaka haromun ala dayus. Sen dayuslarga haromsan. Bu xabar shaharda tarqab ketdi. Vaqola nisratun fil madinati imratul aziz turobid va fataha nafsi. Bu ayb, bu xunuk ish shaharda tarqadi. Qanaqa bo'lib tarqadi? E'tibor beraylik. Lut alayhisalomni qissasini gaplashganimizda ahriju ala lutin fa innahum unasun yatatahharun. Bu Lut oilasini haydab chiqaradi qishlog'imizdan. Ular jab pokiza odamlar bo'lib ketishdi. Aybi nima bo'ldi? Endi bu yerda qarab turinglar. Ana shu oliy tabaqadagi oliy tabaqada yashayotgan odamlarni o'lchovini qaraylik. Vazirning xotini o'zini qulvachchasi bilan zino qilaman debdi. Uyat emasmi? Qulvachcha bilan zino qilishni niyat qilgani uyat. Zino uyat emas o'zi. Ya'ni boshqa odam bilan bo'lsa mayli-yu, o'zini quli bilan ham zino qiladimi? Aytib ko'ring. O'sha yerda ham ichasanmi? O'shlar bilan ham ichasanmi? Ichishlik ayb emas. Kim bilan o'tirib ichganligi ayb. Qod shagafaha hubba inna la naraha fi dalalin mubin. U bosh aylanib qopti. Uni bir ochiq zalolatda deb bilamiz deydi. Ya'ni zino ayb emas, qul bilan qilishlik ayb. Madina mana shu shaharda bu xabar tarqagandan keyin vazirni ayoli ana shu gap qilgan aristokratlarda avtoritet bo'lgan qavmini elitasi bo'lgani bizni til bilan aytganda odamlarni ayollarini kechki ovqatga ziyofatga chaqirdi.
Ayollar kelishdi. Dasturxonni to'kib qo'ydi va ularni qo'llariga bittadan pishoqni berdi, yostiqlarni berdi, taxtakashlarni qo'ydi oldiga. Go'shtni olma onorda olib kelib qo'ygandan keyin, qani olinglar. Hamma qo'liga pishoq olib, ana shu olmani kimisi, kimisi onorda, kimisi go'shtni kesayotgan paytda o'xurja alayhim. Chiq endi ularni oldiga dedi. Yusuf alayhissalom ularni oldiga chiqib keldi. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Yusuf alayhissalomni devorda oldi yurganda chiroyini nuri devorda aksanar dedik. Dunyoda yaratilgan chiroyida teng shunga barobari Yusuf alayhissalomga berilgandi dedik. U ayollarga qiyin bo'lgan. Yusuf alayhissalom shunday ashu chiqib kelgan paytda aytishdiki, uni ko'rganda uni ulug' sanashdi. Va qatta ana aydiyahunna. Olmani kesayotgani qo'lini kesdi. Go'sht to'g'rayotgani qo'lini to'g'radi. Arab tilida qata'a deb kelsa, lug'atdan xabari bor akalar, kesdi bo'ladi bir marta. Endi ikkinchi bobda qatta'a deb kelsa, qiymaladi degan ma'no bo'lib keladi. Aqllari shunday uchdiki, shunday mahliyo bo'lib qoldiki, ana shu qo'li kesilganligini og'rini sezishmadi. Narxozdan ham qattiq bo'lib ketdi. Ya'ni chiroyli qattiqligidan, go'zal bo'lganligidan. Alloh taolo qatta anaydi yaqinda qiymalashdi qo'llarini deydi. Bu odam emas deydi. Odam bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu farishta bu deydi. Shunda bu vazirning ayolini maqsadi bundan. Ya'ni meni ayblamanglar. O'zingizlar ham ko'rib qo'yinglar. Bitta men emas, sizlar ham munosaga tushib qolishingiz mumkin deb o'zini poklashligi uchun mana shu ishni qildi. Qolat fazalikunna allazi lumtunnani fi va laqad rawattu han nafsi fastahsam. Mana shuni ma'lumot qildinglar-da sizlar meni. Qalaysizlar endi o'zingizlar dedi. Qo'linglarni qaranglar dedi. Men undan talab qildim rawada qul. Murovadani. Lekin o'zini pokiza saqladi. Agar la'inlam yafal ma amuruhu la yasjunanna va la yakun minas sagirin. Agar men aytgan ishni qilmasa, buni qomatib yuboraman dedi. Mana shu o'rinda majlisda o'tirgan ayollardan hammasi Yusuf alayhissalomga tashlandi. Boyaga aytgandek elitada bular, avtoritet bular. Erlarda hamiyat bo'lmaganda ayollarda iffat bo'ladimi? Hammasi Yusuf alayhissalom bilan birga bo'lishdi, ilinjida bo'lib qoldi. Hammasi kelib o'zini tashladi. Juda ko'p narsalarni va'da qilishdi. Kimisi er qilib olaman dedi, kimisi ozod qilib olaman dedi, kim xullas mingta bahona bilan o'ziga yoqib Yusuf alayhissalomni zina qilishga chaqirmoqchi bo'lishdi. U bitta vazirda ayol emas, hammasi fitnalandi. Ayollarda hammasini tashlanganligini dalili keyingi oyatlarda keladi. Poshsho Yusuf alayhissalomni qamoqdan chiqdi degan paytda chiqmayman, to meni nomim poklanmagunlarcha deb chiqmay turib oladi. Shunda ana shu majlisda o'tirgan ayollar yig'ib kelib, Alloh aytadi, poshsho aytadi, qolama xatbukunna izovatunna Yusuf an nafsi. Yusufni zinoga tahkil qilgan paytlarda ahvolinglar qalay edi deganda biz undan yomonlik ko'rmadik. Demak, ayollarda hammasi Yusuf alayhissalomga tashlanganligi mana shu oyat dalil bo'ladi. An Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu anin nabi sallallohu alayhi va sallam qol sab'atun yuzilluhumulloh fi zillihi la yawma la zilla illa zillu. Qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydi. Mana shu kunda Alloh taoloning arshi kursisining soyasi mahshargohda bir chekizga tushib turadi. Shunda shu soya bo'lmaydigan kunda o'zini soyam bilan soyantiraman 7 xil odam deydi Alloh taolo. 7 xil sifat ketadi, ko'pchiligimiz bilamiz. Shundan bittasi varajunun da'atu imratun zata mansabin va jamal faqol inni axofulloh. Juda kichiroylik kelishgan go'zal ayol va nasabdor, puldor bo'lgan ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan kishi ana shu Allohda taxtini soyasida turadigan bitta odam bo'ladi. Ana shu kishilarda sayyidi Yusuf alayhissalom bo'ladi. Chunki qulidi. Qil desa haqiq majbur edi qilishlikka. Lekin mana shunday holatda ham o'zini zinodan saqladi. Bu payg'ambarlarning qissasini bir ko'ngil xushlikka, bir mazza qilishlikka eshitmaymiz. Ibrat olaylik birodarlar. Ha tavba qilsa Alloh kechirar ekan u. Demagan ekan. Abobda majbur bo'lib qoldim, bir marta qilib qo'yaver. Keyin tavba qilib olaman. Unaqa xayol o'tmagan ekan. Qul edi u. Bu yerda hech kim qul emas. Bu yerda qul hamma. Yo Allohning quli, yo nafsining quli. Afaroyta man itta xata ilaha hu havahu fa'adallohu Alloh ala ilm. Alloh taolo rahmat qiladi.
Havai nafsını kuda koyan adamı görmediler mi deydi. Demek insan nafsına sığınır iken. Köylü haklıken nesini kılıyorsun, bu havai nafsına sığınken bile beraber oladı. Ulamalar diyor, bana şu köy Osmanlı'da aslı yaşayken insanlar ikide nesine sığınadı. Bittesi özüne nafsı, bittesi Rabbisi deydi. Demek Rabbisi'ye sığınmayken, Rabbisi'ye boyun sunmayken elbette nafsına boyun sunan nafsına sığınadı. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. پروردگارا منگه قماق محبوب راق بولار تکلیف قلیکن نسدن کرا. اگر اولار در مکرونی مندن روزی نرخ میدیگن بسین جاهلردن بقال من. یعنی قمت وارا آمین پروردگار داده. فاستجاب الله ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بس ربسه دعاسن اجابت قلده ve onlar da makirden onu amanda sakladı. Elbette o eşitliği bir göçü boyan zat. Ya zinakıl ya kamalı sandığı kamağı tolladı. Kamağı yakışırdı. Ulamalardan şuna bir sözler varken şu orunda kamağmaz. Başka ne sana soru geldiğim Allah belirdi deydi. Şunu alayım mı? İki tane sana takilip kıldı. Kamağı dedi ya zinakıl dedi. Bittesin. Şu üçüncüsünü tollayken de Allah onu yan belirdi. Allah özünü sakladın. Kamağı adına mı sakladın? Zin adam sağlayan ki Allah özü bilerdi kanakal sakılaştı. Çünkü nimanı soruştu bu iş gerek. Vazirin ayolu hakkı gel bir ana köpeğiydi. Yani bitti ayol fitnelenken olsa yani bütün şehirde avtoritelerinin ayolların mı oldu? Fitnelenip kaldı. Şimdi vazirde ayolu kere ve etki yeriye bu iş tutun iş değil. Beni dedi hıcalat kıldı dedi. Ve bir iş kılıştı. Eşekke tezkerim indirişi, İbn Abbas'tan keladı bu rivayet. Bazarda yetelep adamı yelan kılındı. Yusuf İbrani, özünün seyyidesi bilen zina kılışıyla hala geldiği için kameradı da bütün namını badnam kılıp, pakiz insanda tuhumat bilen namını koralıp, kamaka kamaştı. ثُمَّ بَدَلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَعَوْهُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّى حِينَ Ettik. Yusuf Aleyhisselam hangi imtihanlardı, balaları kelişe karamasından sabır kıldı, ahire bari bir necat buldu. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'a teskin buldu bu. Allah saklasın, düğede oturgenlerdi ve hemimiz Allah saklasın. Bunu kadar fitnenin üstü de bilmemiz kimliğimizi. Düğede oturgenlerdi çünkü hazır zinadan hiç kadar imtihanı ötmeyersiler. Çünkü bunu kadar zinaya imtihanı özüyor bir yerde. Kaçan buladı. Kaçan siz şu faizde ketekenizde. Kaçan ki siz buna bitti ayol yakemeki koyanda. Kaçan ki ayol özü talep kıp duruyen payette. Yok diyorlarsa şunu da imtihan buladı. Bu gece ben zınadan ben imtihanla öte yapmam, ben zınakımı yürütmem demeyelik. O üstü de böyle nerede? Yerde 100 lira yatıptı. Hiç kim yok. Maklamız. Ungacha taqvodor birodar hazrat haqidan qo'shilayotgan masala so'qiyoramiz. 100 so'mda ko'rganda o'zingizni sinang shuyerda kimligingizni. Oxlab o'tib keta olasiz, Alloh akbar, Alloh yordam berdi. Bu yo'q bu yo'q qarab turib necha marta 300 marta so'rasanglar ham sizlarniki bo'lmaydi. Shariy hukm shuki, topilgan narsa 1 yil ushlab turasiz. 1 yilgacha egasi kelmasa sadaqa qilib olasiz, savob o'sha egasiga bo'ladi. Sizga faqat bu fitna bu. Ishlatib qo'yish ehtimoli bor. Yani hemen esli ta ana şu fitnenin üstü gekeme günüce. Ne de koyas? Ayıp yok mu içeride maşini yazıyor değil mi? Çünkü aysız kreşini maşinden de koysayız ama koysun mümkün de. O halen ki eğer Allah takdir kıyamızı o şerde size malalı. Üstü de seneyle özümüze. Öşü saldada, ticarette, yalan yapış gereği boyan payette özümüzü tutup alayalım. Bana hazır intihan sen yakalayın, ne makalasın? Yusuf Aleyhisselam kamalgende, o bilen iki de yigit birge kamaldı. Ve Yusuf Aleyhisselam da kamalgen künüden başta bu kişinin fazileti, başkaları da aldığı ahlakı, adabı, fazileti göründü. Hele iki de yigit, künlerde böyle düş gördü de, gelişti. Yusuf de işte, sen salih adam yok şeysen. Biz tüş gördük. Şu tüşümüze tabi edelim mi sen? Kala ahaduhuna inni arani asiru hamra. Oradan bura etti. Men tüşümde üzümünü alıp ezi bana şu hamr kılıyordum. Şarap içimli kılıyordum dedi. İkincisi etti. Ve kala al-ahar inni arani ahmiru fauqa rasi hubran ta'kuluhu tayr nabbihu min ta'vilihi inna naraki minel muhsinin.
İkinci saatte men deydi, novoy bola boladı. Başımga sevatga solib, nonni ko'tarib ketayotsam, qushlar cho'qqa ekanligini ko'rdim. Shu tushimizni ta'bir qilib bermaysanmi deydi. Ya'ni bu yerdan olamiz, tushdi. Haqiqatda shuni bir so'zlar bor ekan, olimlarda faqat yaxshi odamlarga aytinglar deilgan ekan. Yaxshi tushda aytinglar deishgan ekan. Yomon tushda aytmay qo'yinglar degan ekan. Lekin hujjat bo'lmaylar bu narsani. Kecha tushimda yomon narsa ko'rib qolgan, bugun bo'lmayman. Ya'ni Yaqub Yusuf alayhissalom ularga javobi qanaqa bo'ldi? Da'vatdan boshladi. Ya'ni har bir inson o'zidagi eng qadrli narsasini tashqariga chiqarishni xohlaydi. Polvon o'zini kuchini gapirishni xohlaydi. Puli ko'p odam o'zini pulni bildirib turishni xohlaydi gapirgan gaplarida. Ya'ni siz uchun qadrli nima bo'lsa, siz uchun qadri baland bo'lgan narsa haqida gapirishni yaxshi ko'rasiz doim. Biroq bilan tursang, to'lka futbol haqida gapiradi. Biroq bilan tursang, to'lka shu tutgan balig'i bilan gapiradi. Endi musulmon odamda Allohning kalomidan boshqa gapirishni bu arzidigan narsa emas. Shunday emasmi? Qoyrul kalami kalomullohmi? Kalomlarda eng yaxshi ovozli so'zimi? Undan boshqa gapni gapirishga hojat ham yo'q. Yo Yusuf alayhissalom da'vatdan boshladi. Sizlarga hozir ovqat kelmasdan turib, qanaqa kelishligini aytib beraman dedi. Va o'zini tanishtirib ketdi. Albatta men dedi. Ana shu Allohga iymon keltirmaydigan qavmni tark qildim. Otalarim İbrahim, İshoqlar millatidaman. Oyat o'qimayapman vaqti tejashlik niyatida. Biz uchun Allohni qo'yib boshqalarga shirk etishlik lozim bo'lmas edi. Alloh taoloning bizga bergan fazli edi va odamlarga ham berilgan fazli edi, lekin insonlarning juda ko'pchiligi bu fazlda shukrni ado qilmaydilar. Ey qamoqdosh do'stlarim, xilma-xil xudolar yaxshimi yoki yagona qahhor bo'lgan Alloh yaxshimi? Allohni qo'yib o'zingizlar nom qo'yib olgan boshqa ismlarga sig'inasizlarmi? Va ana shu o'zini kimligini tanitdi. Ibrohim alayhissalomning kimligi bu yerlarda ma'ruf va mashhur edi. Ya'ni o'zini Ibrohim alayhissalomning zurriyatidan ekanligini tanishtirdi. Va tushlarni ta'bir qilib berdi. Ya sohibai sijin, amma ahadukuma fayasqi robbahu xomra va amma al-oxir fayuslab fata'kulu toyrun min ra'si. Endi sen dedi. Sen chiqasan bu yerdan dedi. Yana ana shu xo'jayiningga, podshoyinga ana shu mayda qo'yib turasan, soqi edi u. Sen dedi, chiqasan, lekin seni osishadi, boshingdan terisidan kelib qushlar yeydi dedi. Shunaligi ikkinchi o'lish kerak bo'lgan odam atiga to'xta, boshqa joyga ko'rdim deb turib, hali burmoqchi bo'lgan paytda quziyal amrlar deb fihi tasdiqlayan. Sizlar fatvo so'ragan ish uchun hukm qilin bo'ldi. Endi bo'ladi shu narsa dedi. Endi bittasi chiqadi, bittasi qoldi. Endi chiqayotganga aytayapti. Va qala lillazi zanna annahu naji minhuma uzkurna inda robbik. Sen chiqasan-u podshoh oldiga. Shu chiqqaningda men tuhmat bilan o'tirganingni bir aytib qo'ygin, bitta yaxshilik qilgin dedi. Shunda rivoyatlarda keladi shu bir ajib narsa. Subhanalloh. Jabroil alayhissalom kelgan, chiqib ketdi bu. Bu osilda o'zi qoldi. Kelayaptiki, Yusuf dedi, akalaringiz sizni o'ldirmoqchi bo'lganda, ularni bu fikrdan qaytargan kim edi? Desa Alloh dedi. Quduq qizni suvga tushirib yuborganda toshni suvga o'tkazib qo'ygan kim edi? Alloh dedi. Sizni qul qilib sotib yuborganda vazirning uyida uni o'g'lidek katta bo'lishlikka imkon bergan kim edi? Alloh dedi. Ayollar sizga fitna bilan tashlanganda bu fitnani siz boshidan ko'targan kim edi desa Alloh dedi. Ha unda najotni nimaga boshqadan kutasiz dedi. Tushunalingmi? Alloh yaxshi ko'rgan bandasi xato qilganda tanbeh berib qo'yar ekan, takrorlama deb. To'ydi, uyni rizqini kim beradi? Boshqasiniki nishi. O'shuning uchun rizq haqida g'am qilayotgan odam iymonida mana shunday teshik bo'ladi. Har qancha ko'p bo'lgan chog'ida ham xotirjam yashamaydi, chunki Allohdan boshqa narsaga suyanib qo'yapti, puliga, akasiga, qaynatasini kontenderlariga va hokazolarga. Allohga suyangan kishi birodarni bo'ynini ham egmaydi. Allohga suyangan kishi birodan ta'mi ham qilmaydi. Allohga tavakkul qilgan kishi birovga muhtoj ham bo'lmaydi. Va man yatawakkal alallohi fahuva hasbuhu. Kim Allohga suyansa, Allohga tavakkul qilsa, bu odamning muammosini hal qilishlik Alloh subhanahu va taoloning zimmasida dedi. Allohdaqa tanishingiz turgan bo'lsa, u yer yuzidagi tanishlaringiz pulingiz bilan borsiz ishingizni bajarib beradi, to'g'rimi?
Agar Robbingizdaqa tanishingiz bo'lsa, Robbingizdaqa bu suyanchingiz bo'lsa, bo'lmasa ham xalqib beraveradi o'zi. Yo iymon keltirmaymizmi bunga? Qushlarda tanish bo'lishi yo'q. Qushlarda bunaqa do'kan pokani yo'q, lekin tavakka qilib uchib chiqib ketadi, albatta qonni to'q keraveradi. Qushchalik bo'la olmaymizmi? Allohga tavakkal qilgan el na qalqonni, na qalqonning g'amini yer. Sofa Alloh yaratadi. Allohga tavakkal qilgan odam qorin haqida ham qilmasin, mehnat qilsin, harakatini qilsin, lekin natija haqida nima qilmasin? O'zi g'am qilmaslik o'zi bitta rohat emasmi? Nimaga ishlab yuribmiz? O'sha g'am bo'lmasin, qancha ko'p bo'lsa, g'am bo'lmaydi deb olyapmiz-da, to'g'rimi? Ko'p bo'lgan sari g'am ko'payapti. Demak, g'am bo'lmasligini o'zi bitta rohat. Yusuf alayhisalomga Alloh taolo ta'na qilyapti. A seni qudundan kim qutqaruvdi? Men qutqaruvdim. Toshga kim o'tkazib qo'yuvdi? Men o'tkazib qo'yuvdim. Qul bo'lib ketganingda vazirni o'g'lida yashashligingga kim seni joylab qo'ygan edi? Alloh joylab qo'yuvdi. Ayollar tashlaganda fitnadan kim qutqaruvdi? Mo'jizani kim ko'rsatuvdi? Nimaga endi bitta odamga deydi, suyanasan deydi. Kim u? Shu qilgan ishi uchun vaz haligi bolani esdan chiqib qoldi. 7 yil qolib ketib qolmoqda. Aytayapmiz, bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga onda jazo berar ekan Alloh. Ya'ni takrorlama qaytib. Senga yarashmaydi bu. Bir qilgan odamni ko'ramiz. Birovga kidab qilsa ham ketmoqni cho'rayapti. Birovga zulm qilsa ham jintaymayapti. Mashinasi ham buzilmayapti. Hamma yoq zo'r ketyapti. Obasa odamlarga qancha zulm qilyapti. Bilinki Alloh yaxshi ko'rgan emas buni. Yaxshi ko'rgan bandasini tiyib qo'yar ekan. Davom etkizma bu narsani deb. Yusuf alayhisalom bir marta ana shu soqiy bolaga suyanishi bo'lib qoldi, Alloh taolo tanbeh berib qo'ydi. Ko'zimizni ochaylik. Xato o'tganda Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni oldiga qo'yib qo'yadi dedik. Uhud g'azotini eslaylik-da. Rasululloh 50 ta kamonchini ro'matga turgizib qo'yib, tushmanglar dedi. Biz yutkizsak ham, yutsak ham, qirilib ketsak ham tushmanglar, mendan buyruq kelmaguncha dedi. Ular o'sha yerda turishdi, 25 minut, 30 minutda jang tugadi. 7 marta bayroqni antarishdi musulmonlar, mushriklarda. G'alaba bo'ldi. Payg'ambarimizning qo'lostidagi sahobalar hammasi itoatda turuvdi, payg'ambarimizning gapidan chiqishmadi, 50 tasi o'rnida turuvdi, yutdi Alloh taolo 25 minutda g'alabani berdi. Bir soat ham bo'lmagan ekan Uhud g'azovati. Qo'lab ketishdi, o'ljalar yig'ishni boshladi, bular dunyoga bo'lgan muhabbat qo'zib ketdi. Ey dedi, o'ljadan qolamizmi? Yuringlar biz ham teramiz dedi. Ey Rasululloh mana qanday deganda, yo'q dedi. Esliklar bo'lganda bizga o'xshab. Rasululloh urush bo'layotganda jinnilar dedi. Urush tugadi, endi tushaveringlar dedi işte. Yo, bu domla mana qadagan bo'lsa kerak. Domla bo'lmaydi desa, sen qilayotgan ishi desa, yo, u xastamondan qarashga bog'liq u. Aytilanda mumkin emas, bo'ldi bo'lish kerak. Yunus alayhisalom qavmini, inshaalloh mana keyingi suhbatlarda gaplashamiz. Qavmini Alloh dizisi tashlab chiqib ketdi, balg'i yutibordimi? Demak, biz ota-onamizni bir dilini ranjitib ko'chaga chiqib, oyog'imizni qayirib olsak, bu Alloh taolo bizga mehribonligi bo'ldi. Alloh dunyoda bandasini qilgan xatosiga jazo bergan bo'lsa bir marta, qiyomatda jazo bergani Karim zot ekan, bemasaganlar yaqdi. Parvardigor dunyoda agar qilgan aybimizga jazo bermagan bo'lsa, bitta rahim shafqatini chashib qo'yib turib bu dunyoga. Ana shu bitta rahim shafqati bilan azoblamadimi? U bittani olib qo'yib 100 ta qilib qo'ygan joyda teng bo'lib azoblamas ekan. Robbimizga suyanishni o'rganaylik. Podshoh endi Yusuf alayhisalomni chiqib ketishlik tadbiri qanaqa bo'ldi? Alloh taoloning qo'lida ham yo'q. Podshoh nima qildi? Tush ko'rdi. Tushida 7 ta arvoq sigirdi, 7 ta semiz sigirni ko'rdi. Arvoq sigirlar kelib semiz sigirlarni yedi. 7 ta pishgan o'sib turgan boshoq bu dedi, boshoqni ko'rdi va 7 ta sarg'ayib ketgan, qurib ketgan boshoqni ko'rdi. 7 tasi kelib 7 tasini o'rab chirmab halok qildi. Kim ko'rsatdi bu tushdi? Qayerdan kelyapti yechim? Allah da arkanı mı deyimiz? Uzun deyimiz. Deyimiz o, çidemeyimiz özümüz. Kulukal insanı beni, acaba insan şaşkala. Padişah ana şu tüşünü tüşünamadı da ve vazirler geldi. Eğer kulilerden kese vakit edeceğiz niyet ederken ayette okumayı yapar. Bu aralar şarkıya şuşakken, bu tüşler tavrını bilmiyemiz. De vazirlar inleme turganda haligi soqiyni esiga tushib ketdi. Kim esiga tushirdi? Vaqolar dina jamilhum ana shu ikkitasidan nazotga chiqqan atiki, "Ey men ta'vil qilib beraman sizlarga" dedi. "Jo'natinglar men bilan" dedi.
Ya'ni qamoq shahrida tashqarisida edi, jo'natishdi. Yusuf alayhisalomning oldiga keldi hali yigit va aytdi: "Ey Yusuf, ey Siddiq, gapirsa rost gapiradigan kishi. Ya'ni sen chiqasan dedi, chiqdi. Sen osilasan dedi, osildi. Bizga mana-mana tushlarda ta'bir qilib ber" deganda Yusuf alayhisalom ta'bir qilib berdi. 7 yil dedi, tinimsiz ekasilar dedi. 2-7 yil dehqonchilik, ekin-tikin zo'r bo'ladi. 7 yil to'plaganingizni, ekkaninglar to'playlar, sumbilida qolsin. Bu dedi chiqarib olmanglar, qurt tushib ketmasin. Dehqon bo'lma, yana Alloh bildiryapti. Keyin 7 yil qiyinchilik yili keladi. Shuni to'plaganingizni yeysizlar. Undan keyin yana 7 yil mana ish bo'ladi. Tushdi ta'birni aytib berib qo'ysa bo'lar edi. Bu 7 yil qiyinchilik bo'ladi deb qo'ysa bo'ldi, ta'vil bo'ldi, lekin undan keyingi qilinadigan ishlarni rejasini ham tuzib berdi Yusuf alayhisalom. Va bu xabarni podshohning oldiga olib kelgan paytda u aytdiki, bu oddiy odam emas. Va qala malki utuni bihi, olib kelinglar meni oldimga dedi. Yusufni oldiga olib borib, qamoqqa borib, chiq seni podshoh chaqiryapti deganda chiqmayman dedi. Chiqmayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Yusufni Alloh rahmat qilsa naqadar sabr bo'ldi. Chiq deganda chiqmadi. Agar menga buyurilganda chiqardim dedi. Nimaga chiqmadi? Hamaja rasul qolarji ila robbika fasal ma balu niswatullati qatta anadiyahunna. Qo'llarini qiymalab kesgan ayollarning ahvoli nima bo'ldi? Ya'ni menini nomim poklaylar keyin chiqaman deyapti. Izzat nafs bu. Yugurib chiqib ketmayapti. Shunda poshsho yig'ib ayollarni hammasini so'roq-savolga tutadi. Nima deysizlar deganda Yusuf pokiz edi. Biz unga tuhmat qilgan edik dedi. Qamoqdan birdan yugurib chiqmasdan o'zini tozalab chiqishligini niyat qilganini ko'rib poshsho yana xilos oldi kishiga. Olib kelinglar dedi. Men o'zimga xos, o'zimni do'stlarimdan qilib belgilab olaman uni dedi. Olib kelgan paytda Yusuf alayhisalom bilan suhbatlashdi va u kishidagi fazilatni podshoh o'ylaganidan ham bir necha 10 barobar yuqoriligini ko'rib aytdiki, "Qola innakal yamaladayna makinun amin." Endi xotirjam yashayoring biz shahrimizda dedi. Yusuf alayhisalom so'radi, "Meni ana shu iqtisod vaziri o'rniga qo'ygin dedi. Men bu ishlarni bilaman, chunki vazirni uyda yashab turib, bu mana shu iqtisod ishlarini ko'rib o'rgangan edi va ana shu davlatning mulkini qanchalik isrof qilish ekanligini bilar edi. O'shuncha men ishonchli, qo'limdan keladigan odamman dedi. Berdi. Rivoyatlarda keladi, davlat ushbu bir chiroyli idora qilgan ekanki, podshoh aytgan ekan, "Menga shu taxt qolsa bo'ldi. Shunga o'tirmasanglar bo'ldi. Qolgan hamma ishni bitta davlatni to'liq rahbariyatini Alloh qo'liga berib qo'yapti." Nima uchun? Taqvo qilgan uchun. Ana shu 7 yil ichida Yusuf alayhisalom vazir sifatida ana shu tayyorgarlikni hammasini qildi. 7 yil zo'r bo'ldi dehqonchilik. To'pladi hamma yo'lda. To'pladi, keragini edi, qolganini olib qo'yaverdi. So'ng ana shu qurg'oqchilikning 7 yili keldi. Qurg'oqchilik faqat Misrga kelmadi, Falastin, Arab jazirasi, Shom hamma yerga yetdi. Va odamlar ozoqqa topishda qiynalishni boshlashdi. Xabar chiqdi dunyoda. Misrning vaziri kengchilik mahallada sotayotgan naqta sotayapti ekan, bu degan arpasini, sholisini, guruchini. Odamlar Misrga yoqib kelishni boshladi. Endi qarang, Alloh uriyasa qanaqa ekan. Yusuf alayhisalom eski naqta berar edi. Savdogarlarga sotmasdi, naqtni ko'tarishib olmasin deb. Bitta shart bilan berardiki, har bitta kelgan odamga eski naqta bitta kishiga bitta tuyi ko'tara oladigan darajada berar edi. Demak, bitta odam ko'proq narsa olib ketmoqchi bo'lsa, 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. 4 ta xotini 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. Inaki nima bo'lardi? 15 ta tuyada oqotab ketar edi. Hilani qarang. Kim o'rgatyapti buni? Alloh o'rgatyapti. Bu Binyaminni olib qolishga bir hila edi bu. Yusuf alayhisalomda akasi va otalari ham tirik edi o'sha paytda. Ular ham topgan tutgan olib 10 ta ko'ka borishdi. Kelganda Yusuf alayhisalom oldiga kirishdi. Tanidi akalar, lekin ular tanishmadi. 12 yasharda tashlashib o'rgandi dedi. Faja ixoti Yusuf fotohalo alayhi farofohum va hum lahum munkirun. Kirishdi, Yusuf ularni tanidi, lekin ular uni tanishmadi. Kimsizlar? Qadan keldinglar? Hamma aka-ukalar shularmi? Tiriklari bormi, o'lganlari bormi, yo josusmisizlar, shpionmisizlar deb dabroz qilishni boshladi. Aytishdi, "Yo'q, biz josus emasmiz. Uyda bitta ukamiz qolgan." Qarang tildan yilishini. "Uyda bitta ukamiz qolgan, bitta ukamiz o'lib ketgan" dedi. Yusuf alayhisalom karim zot bo'lgan. Kelgan mehmonlarni yotoqxonasini, yemoq-ichmoqni o'zining hisobidan qilib berardi. Chiroyli muomala qildi, jo'natib, aytdiki,
Kördiler mi sizler yakınlıkla muamele kıldım dedi. Endi keyingi safar o'sha aytgan yukalari qo'shib olib kelmasanglar, demaslar yolg'on gapirgan bo'lasizlar, demaslar jos bo'lasizlar. Baylab qo'ydilar. Va o'zlari bilan olib kelgan budekka almashtirgan boyliklarini qaytarib bitta qopiga solib qo'ydi, buyurib. Chunki qaytib kelishlikka pul topolmay qolib, kelishmay qo'ymasin degan niyatda o'zlari budek uchun to'lagan pulini qaytarib solib qo'ydi. Uyga qaytib kelib turib, aka-ukalar aytishdiki, "Ey ota deyshti, bo'ldi dedi, bundan keyin bermaydi bizga vazir dedi. Buni yeb olganimizdan keyin bizga yemoq ichmoq yo'q bo'lib qoladi. Nimaga? Ana shu bitta ukamiz bor deb qo'yuvdik, o'shini olib kelmasanglar keyin safar kelmanglar dedi. Endi bizni qo'shib ukamizni qo'shib bermasangiz bora olmaymiz dedi. So'ng bu derani otishuvdi, to'lagan haqlar o'zi bilan chiqdi. Ota dedi, "Ya nima kerak bizga?" dedi. "Qarang, qaytarib yuboribdi" dedi. Ana shu olgan har bitta safar olib ketgan taomi 1 yilga yetardi. 1 yil tugaganda yana qaytishlikni niyat qilishi, lekin shart bor edi. Ana shu otalarda oldi qolgan ukalarni olib kelmasanglar, sizlarga bu deb bermayman degan edi. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallohu khayru hafiz wa huwa arhamur rahimin. Yaqub alayhissalom unamadi ukasini berishlikka. Akasi Yusufni ishonganda ishonmayman sizlarga. Nima qildinglar uni sizlar? Yo bermayman dedi. Bir yil o'tdi. Yiydiganasi qolmadi. Majbur bo'lishdi. Otasini talab qilib turib olganda oxiri qasam ichirib ukasini akalariga qo'shib berdi. Agar dedi, qamalib qolsanglar hamlar yoki o'ldirilib ketsanglar, mayli sizlarga bir uzr bor, lekin boshqa o'rinda sizlarga uzr bo'lmaydi, ukasini qo'shib berishdi. Bitta eshikdan dedi, 10 bittalar kirib bormanglar dedi. Har xil eshikdan kirlar shaharga. Nimaga? Ko'z degan narsa haq. Rasululloh aytgan ayn haq degan. Insonni qabrga tirishi mumkin ko'z degan. 10 bitta kuch quvvatga to'lgan bir xil yoshdagi akukalar kirib kelishligi ko'z teyishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun xilma-xil eshiklardan kiringlar dedi. Hukm Allohning qo'lida, unga tavakkal qildim, sizlar ham Allohga tavakkal qilinglar. Yaqub alayhissalom haqida va innahu lazu ilmin lima allamnahu. Yaqub biz unga bergan ilm ustida edi deyilyapti. Qanaqa ilm edi? Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Yaqub alayhissalomni har bir yerda gapirgan jumlasida Alloh degan so'zni qo'shmay gapirmagan. Hech qaysi so'zini Alloh degan so'zni qo'shmasdan gapirmagan. Mana ilm. Inshaalloh. Alloh nasib qilsa, buyursa. Qala Alloh ala mana qul vakil. Ana shu bitta gapi. Va ma ugni ankum min Alloh shay'a. Yomonida Alloh ta'dir qilsa, men hech narsa qila olmayman. Tutuni mafiqa min Alloh. Alloh to'rtoy qo'yib qasam ichib beringlar menga. Fallohu khayrun hafiz va huwa arhamur rahimin. Alloh saqlovchilar yaxshisi, mehribon rahimli. Hech qaysi nuqtasi Alloh degan so'z bo'lmasdan turib qo'yilgan emas degan gapida. Bizda qana bo'lyapti? Ikki gapimizni biri, biramiz nima degani. Mehmonlar kelganda Yusuf alayhissalom 10 bitta kuka keldi. Bir jub bir jubdan bittadan xonaga bo'lib qo'ydi. Sizlar ikki ola xonada, sizlar ikki ola xonalas. 5 ta kuka, 10 ta kukani 5 ta xonaga bo'lganda kim qoldi? Bu men bilan dedi. Bu men bilan qoladi dedi. Akalarni jo'natib yuborgandan keyin ukasini bag'riga bosib, "Men seni akayman" dedi. Kegucha Binyaminni urib so'kib kelishgan bo'ladi. "Bo'ldi, endi senga azob berishmaydi" dedi. Endi qaytadigan paytda yana hila qildi Yusuf alayhissalom. Idishlariga budelarni to'lg'izdi va buyurdi. Qo'lidagi xizmatchi yigit ana shu budelda o'lchayotgan bir cho'michimi, jomini, idishini ana shu Binyaminni qopiga solib, tuyasiga ilib qo'ydi. Shunda aytdiki, "Ey" dedi, "ayyatu hadir innakum lasarihun. Ey qofila, ey karvon, sizlar o'g'ri ekansizlar" dedi. "Nima yo'qotdinglar?" deb keluvdi. "Podshohning cho'michini yo'qotdik" dedi. "Kim topsa bir tuya taom mendan" dedi. "Men kafolatman" dedi. "Kafolatlayman" dedi. "Biz o'g'irlaganimiz yo'q, biz buzg'unchilik qilgani kelganimiz yo'q" deyishganda aytdiki, "Agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz" dedi. Bu ham bitta hiyla edi. Agar o'g'ri Misrda qonuni bilan hukm qilinsa, yo urilish kerak edi, yo o'ldirilish kerak edi. Binyaminga bu narsani xolamas Yusuf alayhissalom. Endi Yaqub alayhissalomda shariatida o'g'ri ushalsa, o'g'irlangan mol egasiga qulga aylanardi. O'shuning uchun hukm ulardan so'rayapti. Qani 10 ta aka, nima deysiz, agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz desa, sizlarga qul bo'ladi o'sha dedi.
hükümde Mısır'da hükümü bile hüküm kılmadı. Cezadı Yakup Aleyhisselam'ın şariyatı bile cezaladı. Kettelerden başlayıp getirip ahırıda Binyamin'de bana bana uğur iken dedi. Bol dedi, kaladı bizde kul bolu dedi. Otası gibi bunlar kasamı çıkıyor. Allah'a da ortaya koyup kasamı çıkıyor. Akkelerimiz kaytar ülkemiz dedi. Şimdi yanlıştı başlaştı. Ey vazir, siz yaşlı adamsız. Haklıken ontadan bittiğimizi alıp kalın kul kılıp. Ona kara aksakal atası var. O ne madde? Zulüm kıyam olamız koyanlar ki dedi. Oğul dedi okusa yok. Bu yan bitti Allah'ta oraya gelirken hileydi. İlacı bulmadı. Çıkıp geçişti. Akerler açtı ki bu oğulla gelen bu sefer artık Yusuf Aleyhisselam'da 10 tane ülkesi vardı. Binyamin bitti yeniden tolgen ülkesiydi. 6 tane 2 tane hataneden ve 4 tane 2 tane çöresi denedi. Binyamin bilen tuğuşken iki ülkeydi. Açtı ki ya bu dedi oğulla gelen bu sefer akesiyen burun oğulla gelen dedi. Yusuf Aleyhisselam bu oğulla gelen yine Yusuf Aleyhisselam geçiş yaptı tanımasından. Yusuf Aleyhisselam yaşlı gidi oğulla gelen buladı. Ona tamamındaki babası müşri bolu butki sığınganlığı için butuna çıkıp sindir oryan burada oğullar. Şu ne sana işare kılardı. Bura gözü bozadı vardı bari gözü oğulluyu bulardı. Lekin bu kanaka oğulluyu gidiyor. Kalo in yasirik fakat sarık ahun lahum in kabul. Fasarraha Yusuf'i nefsi velem yubdi halahum. Cahili çıktı lekin taşkarıya çıkarmadı. İlacı babasından kaytip geçişti. Atalarını aldığı borgende açtı ki E ata deyişti, ata balayız oğurluk kıldı dedi. Biz gayetke güvahlı bir olmaz dedi. Biz bilmez dedi o oğurluk kılıçlı yine. Eğer işlenmezsin, biz borgen kışlaka barı sorarken ve biz bilen borgen kervandan sorayın, biz bilen kegen. Elbette biz raz yapır yapız. Birinci seferime de kendi Yusuf taşıp gelip, eğer raz yapırsayken işlenmezsiniz bari bir deyişken dedi. Yani bu sefer innele sadikun, biz raz yapır yapız deyişti. Yani insan özünün yalanını yapıdan bildirip koyarken, eğer Allah bildirirse. Yakup Aleyhisselam Yusuf'tan acıragen yetmegendi. Yakup'tan Binyamin'den acıragenliği için yeni yığılaştı başladı. Ey Yusuf deyip durup kazıyım, fahuva kazıyım. Yığılıp kazıyım degen söz yığısını taşkarge çıkarmıyduyan buraya dardını etmesinden içi de yığılıyordu adam. Kazıyım deyilerken. Köp yığılıp közü kör oldu. Ve birkaç müddetten keyin oğulları geldi ki sılar namid bu mele Allah'a okudan. Tanış bir işle içkesi alıp barıyla böyle bir iş var. Endi her seferde ortasında bir yıl ötardı. Üçüncü yılı yekeli işine ses koma gendi o barı yana. Eplep seplep bar nesasını yığıştı da vazir de alıyor barıştı Yusuf Aleyhisselam'da. Yusuf deyişti ve ci'ine bi bidatin muzcatin fa'ufilen el keyle ve tasaddaq aleyna inna allahı yazil mutasaddiqin. Matalarımız kadırsızlığını bilemez. Lekin biz ye sadaka kılıp yakşılık kılın. Dip sadaka soruşluk derecesindeki horlik yetişti. Akeleri hor oldu. Yusuf ne oldu da? Allah Teala kendi hala esletersiz ular gibi okuyan işini kuduğu doturken de. Ular sezmeye kaladı dedi. Akelerini bundan hem paslaştığını kalamadı da kala hal alimtum ma faaltum bi Yusuf ve ahihi idamtum cahilun. Cahil bugün halatta Yusuf bilen ülkesinin ortasında kıyan işiyle de bırasılar mı dedi. Şimdi ular kalu ayinle gelen ta Yusuf desin Yusuf mu sende işte? Şu mavkuit bilen kudukka taşlanan mavkuitin ortasında 22 yıl öttü. 12 yaş olsa hazır 34 geçirdi. Bitti katta davlat üstünde başlığı bulup durdu. Bu Allah da Allah'a belirgen fazla merhameti değil. Men Yusufman dedi. Allah menge nimetini ata kıldı. Fe inne men yettaki ve yasbir fe inne inne kuman yettaki ve yasbir fe inne Allah'a la yüzü azil al-muhsinin. Bana maşetini İyi asosiy xulosa deb olaylik. Alloh bizga ne'matini ato qildi, bilinglar deyapti Alloh. Albatta kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini ajrini zoya qilmaydi. Qiyin o'tirishmadi issiqda. Qiyin bomdodga turish, qiyin 10 so'm turganda oxlab o'tib ketishlik, qiyin rost gapirishlik. Lekin qiyin bo'lsa ham, taqvo qilib, sabr qilsanglar shu qiyinchilikka, dunyoda ham beraman ajringlarda, oxiratda ham beraman demayaptimi Alloh? Bizi ertekin istifalarımızı, bizi ertekin tasbihlarımızı, dasturhanımızla alakası var mı yok mu? Var. Doğrudan doğru alakası var. Ayet-i Allah-u Teala,
takva kıl, sabır kıl. Demek ki yineken takva kıl işledi. Yusuf Aleyhisselam takva kıldı, sabır kıl yaptı. Akalar gözünü tanıttı ve köylegini alıp verdi. Atama varıp yüzüge taşlayalar, közü kaytattan köredi dedi. Kursan bulup, kervan bilen, kervan bilen, yani şu turgen cahı bilen, Mısır'da, Yakup Aleyhisselam'da yaşadığında ortasında 8 günlük yoludu. Kervan cilşi gibi bilen Yusuf Aleyhisselam'da köyüne gelip gidilmişsiniz Yakup Aleyhisselam. Eğer karıp esini yapıp koyup demeyen ileride Yusuf hidikeli yaptı degen bolardım dedi. Kelişi de halen o şey eski adaşı yürüp siz köyüne de beteki atıştı, közü kürdü. Ve hamması Mısır'a gelişti. Otanasını kütü aldı, arşka alıp çıktı. Sonra ula düşüp, ota ona 11 dakika sacda kıldı onge. Bu ibadet sacdasımız, bu takirim, hurma sacdasıydı. Otası geldi ki, Ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin. 12 yaşa payta aytdi otajon 11 ta yulduzdi, oy va quyoshni menga sajda qilayotganini ko'rdim dedi. Nada dedi, otajon dedi, mana dedi. Tushimi ta'bir shu dedi. Alloh haq qildi buni dedi. Wa qad ahsana bi iz akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badr min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayni ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Eng asosiy xulosa, taqvo qilib, sabr qil, zoya bo'lmaysan deyapti. Hojar ona Makkada qolayotib, agar qolsak Alloh rozi bo'ladimi? Unda bizni zoya qilmaydi dedi. Alloh taolo darrov zudlik bilan mukofotini berdi, Zamzamni chiqardi. Alloh taologa taqvo qildi, o'g'lini so'yishga Ibrohim alayhisalom tayyor bo'ldi, Isxoq alayhisalomning tug'ilishini xabarini berdi. Uni o'g'li Yaqub tug'ilishini xabarini berdi, ikkalasini ham payg'ambar bo'lishini xabarini berdi. Alloh taolo karim zot. Nasl nasab bilan faxrlanishlik bor. Bu yaxshi bo'lmagan narsa. Men palonchilardanman, pungichilardanman. Rasulullohdan so'rashdi. Manil Karim. Eng zo'r nasl-nasabi toza kishi kim dedi? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishoq, Ibn Ibrohim. Payg'ambar, 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 payg'ambar. Nasl-nasab bilan kerilish bo'lsa, Yusuf alayhisalomdagi hech kim bo'la olmaydi. O'zi payg'ambar. Otası babası, otasının babası payg'ambar. Kimde var bu şeref? Lekin şu kişi, şunaka uruğu, şunaka zuvalası katta bop durup, ahırda edeyken duada kalayın. 111 ayet Yusuf surası. Lekin 101 ayeti Yusuf aleyhisselamın kıssası tügeydi. 101. ayet. Dikkat kuturamız. Rabbi kad ataytani minel mulki ve allamtani min tavilil ahadif. Fatir as-samavati vel arz ente veliyyi fid dunya vel ahira. Tevaffani musliman ve alhikni bis salihin. Shuncha imtihondan chidab chiqib, shuncha balolarga sabr qilib, najotga erishib turib qo'rqiyapti. Nimadan qo'rqiyapti? Oqibatidan qo'rqiyapti. Zo'r yashadim, zo'r o'tdim imtihonlardan, lekin oxirini ham chiroyli qilgin deb qo'rqiyapti. Sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi, bitta gunoh qiladi, shunda jonini oladi Alloh, do'zaxga ketmaydimi u? Hech kim bu yerda o'tirganlar g'ururlanmasin. Chunki ketar soatimizga qaraladi. Namazı biz başlayken basıyız, bir yıldan ki ülkez başlar. Lekin siz bir yıldan ki kana bulasız. Keter saatte la ilahe illallah aytilinmese kana buladı. Hiç kim okuyken namazıya, kılıyken sahabını işlerine, sadakasıya gururlanması değil gerek. Çünkü akıbatıya karar ölçen adı. Musa aleyhisselam kısasındaki sihirgerler, peşin mahalde sihir, Musa bilen yakalaşkanı çıkan idi. Sindiremizde çıkıyordu. Lekin iman kerdirip, asırda şahit buluştu, şu anda cennete girişmedi mi? Ahire hayırlı olsun. Parvardigora, osmonni yerda yaratgan Rabbim, menga tushlar ta'birini o'rgatding. Osmonni yerda yo'qdan bor qilgan Parvardigorim, albatta sen dunyoda ham oxiratda ham meni do'stimsan. Tavaffani musliman, meni musulmon qilib o'ldirgin va solih bandalaringga ergashtirgin. Nimani so'rayapti? Oqibatini so'rayapti. O'ziga ishonib kelmadi. Alloh taolodan yana qo'rqdi-da, xotimasini hayırlı bo'lishini so'radi. Shu bilan Yusuf alayhisalomning qissasi nihoyaga yetgan bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatda ana shu ikkita darsda olgan xulosalarimizni bir jamlab qo'yamiz. Lekin bugun eslab qolishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa. Innaman yattaqi va yasbir fa innalloha la yuzi'u al-muhsinin. Kim taqvo qilib sabr qilsa mukofoti zoya bo'lmaydi. Dunyoda ham oladi, oxiratda ham oladi. Va tavaffani musliman va alhiqna bis solihin.
Müslüman halatta canımı olgin ve yaxşı bandalarını ergeştirgin diye yaptı. Biz de bana şu duada kılamız. Tevaffana Müslüman ve hıhna bis salihin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.